Arkadaşlar, herkese bir pazartesi günü canlı yayından merhabalar. Bugün bomba bir yayınla geliyoruz. Hepinizin istediği konulara değineceğiz. Nasıl Evet, kalacağız uzun böyle zamandır diye. bu tarz yayınlar yapmıyorduk. Burak hatırlıyorsun değil mi? Evet, Neredeyse bir bayağı yıl uzun oldu. oldu. En sonunda bugün konumuz Avustralya'da nasıl kalırım? Hangi vizelerle kalırım? Ne şartlarla kalırım? Kimler kalabilir? Nerelerde neler yapmamız lazım? Yasal prosedürler nedir? Bugün bunları öğreneceğiz arkadaşlar. İki değerli danışmanımız bizlerle olacak. Kendi Sydney'de biz Melbourne'deyiz. Daha doğrusu biz Wollongong'dayız. Ama Melbourne diyelim siz daha iyi anlayacaksınız. En tecrübeli danışmanlardan Ferha Güne Hanım bizlerle olacak. Kendisi Mara kayıtlı ve avukat Ceren Can Güney Hanım bizlerle olacak. Bugün hep birlikte Bu, gireceğiz. Bu bugün arada dört kişimiz ekran başında. Sizlerin de sorularınızı alacağız. Kendi sorularımız var. Arkadaşlar lütfen soruları yazarken böyle derleyip toplayarsanız daha iyi olur. Çünkü bazen anlaşılması çok zor oluyor bizim için. arkadaşlar bugün bu arada soruları katılda kalan gelenlere açmak durumunda kaldık. Çünkü çok fazla soru aldık. Herkesin sorusunu sormaya kalkarsak böyle 2,5 saat süreceği için biraz daha böyle spesifik soru sormak isteyen arkadaşlar lütfen katıldan gelip sorabilirlerse mutlu oluruz. Bir de zaten bizim Dünya Sanat Ailesi'nin üyesi olan arkadaşlar sorularını her zaman olduğu gibi bugün de şey yapabilirler. Bize yönlendirebilirler. Bu arada abi Ezgi buradaymış. Bekir Bey burada. Muhammed burada. Altar burada. Altar da uzun zamandır görmüyorduk. Yani. Evet. Hoş geldin Altar. Evet, şimdi hepiniz hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Tabii şu an yorum yazamayan şeyler de var. Bizi izleyenler de Değerli var. arkadaşlar çok basit. Direkt katıldan üye olduktan sonra size segmente yorum yapma şansınız veya soru sorma şansınız açılıyor. Bugün soruların dışında ilk önce danışmanlarımızı tanıyacağız. Daha sonra kendini dinlemeye başlayacağız. Bizim sorularımız var. Özellikle de vize çeşitleri biliyorsunuz subclass özellikle de Türk öğrencilerin, Türk vatandaşlarının tabi olduğu birçok vize türü var. Bunların üzerinden geçeceğiz. Hangileri size uygunsa artık siz bunları bize daha sonra ulaşarak sorabilirsiniz. Ben de size en iyi yönlendirmeleri yaparım. Eğer Abi, yayın, evet pardon, abi. devam et, pardon. Evet, Kesin. yayından sonra sorularınız varsa Instagram hesabımızdan, dünya.sal'dan bize ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince hızlıca size ulaşacağım. Genelde birkaç saat içinde ulaşıyorum. Evet abi, bu konuda bayağı iyi yani Gece gerçekten. saatimize denk gelmediği sürece yatıp uyurken tabii ki attığınız mesajlara cevap veremiyorum. Kusura bakmayın bu konu için. Güzel bir slaytımız var. Kendileri profesyonelce bir danışmanlarımız profesyonel bir slayt hazırlamışlar. Görsellerimiz var. Bunların da üzerinden geçeceğiz arkadaşlar. Evet, Umarım. bu arada yayın başlamadan hemen şey yapalım. Ezgi de burada söylemiş arkadaşlar. Yayını beğenirsek daha çok kişiye ulaştığımız için bizim için de sizin için de iyi İyi. oluyor diyelim. Evet. Şu anda 37 kişiyiz Burak. Abi Umarım. onu diyecektim. Normalde birkaç dakika bekleyelim biraz toparlanalım diyorduk ama bayağı bir toparlanmışız. Bence çok beklemeye gerek yok. Tribünler dolu bugün. Çünkü yayın biraz uzun olacak gibi Evet, zaman bence. kaybetmeyelim. Özellikle de danışmanlarımızı da yormayalım bu konuda. Hani Alıyorum o zaman. evet, hemen alalım isterseniz. Evet, Ceren Hanım ve Feriha Hanım buradalar. Merhabalar, hoş Merhaba, geldiniz. ben Murat. Hoş geldiniz Dünya Sala. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Sizleri kanalımıza gördüğümüzden çok memnun ve mutluyuz. Bugün birçok öğrenci arkadaşımız sizlere soru da soracaktır. Feriha Hanım, sizleri tanıyabilir miyiz? İlk önce sizden başlayalım. Siz bu Avustralya'yı herkesten daha önceden biliyorsunuz. Biz çok genciz o noktada. Aynen. Sizi tanıyabilir miyiz lütfen? Evet. Ben Feriha Güney, çoğunuzun annesinden de yaşlıyımdır tahmin ediyorum. Evet, 30 yılı geçti Avustralya'ya geleli. O zaman Ceren 10 aylıktı ilk geldiğimizde. Göçmen olarak geldik. Avustralya'nın vasıflı göçmenlere kapılarını ilk açtığı yıllarda gelenlerdeniz. Bu süreç içinde çok uzun süre aslında SBS Radyosu Türkçe programında program sunucusu ve yapımcı olarak çalıştım. 2010 yılında istifa ettim SBS'ten. Kurumumuz 2003 yılından bu yana öğrenci danışmanlığı olarak çalışıyoruz. International Education Agency Australia. Avustralya'da ilk kez Avustralya Dış Ticaret Bakanlığı'nın verdiği fondan yararlanan, dış ticareti destekleme fonundan yararlanan bir kurum. 2010 yılından itibaren de eğitim danışmanlığımıza göçmenlik danışmanlığını ekledik. Bir 26 yaşında geldim Avustralya'ya. Şimdi 64 yaşındayım. Yani Türkiye'den daha fazla burada yaşadım aslında. Evet.
Türkiye'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni bitirdim. Burada UTS'de daha sonra postgraduate yaptım. Banking and Finance. O yıllarda ilk girdiğim iş Avustralya'da Banking and Finance'ti. Ya bankacılık alanındaydı ilk girdiğim iş. Onu desteklemek amacıyla. Sonra da Avustralya Ulusal Üniversitesi ANU'da göçmenlik hukuku konusunda sertifikayı tamamladım. Graduate sertifikayı. Ve çok uzun yıllardır hem öğrenci hem göçmenlik danışmanlığını sürdürüyorum. Ceren de kızım. Evet. Birlikte çalışıyoruz, evet. Ben de kısaca o zaman kendimden söz edeyim. Ben zaten bütün hayatımı Avustralya'da geçirdim. Üniversiteyi Sydney Üniversitesi'nde okudum. Çift anadal yaptım. Hukuk ve ekonomi okudum. Öğrenciyken de iki kez yurt dışına çıktım öğrenci olarak. Bir kere Maastricht, Hollanda, Netherlands'a gittim. Bir kere de Amerika'da Emory University'de okudum. O yüzden böyle yurt dışında okumanın da avantajları, dezavantajlarının da farkındayım. Okuldan sonra 6 aylık staj yaptım Avustralya Konsoloslukta, Türkiye'de, Sizer Plaza'da o zamanlar. Ondan sonra da buraya geri döndüm. 5 yıl, 6 yıla yakın büyük bir uluslararası international bir law firm'de çalıştım. Mergers and acquisitions, yani inanılmaz bir ticari bir konuda. Çok benim için olmadığımı fark ettim. Ben Türkiye'ye gittim. Türkiye'ye gittiğimde de 2015 yılındaydı. 2016 yılında da annemle birlikte İstanbul ofisimizi açtık. Avukat olduğum için ve avukatlığını her zaman sürdürdüm. Olduğumuz için ben daha çok göçmenlik, eş vizileri olsun, çalışma vizileri olsun İstanbul ofisimizde onlara odaklandık. 5-6 yıl orada çalıştıktan sonra da bu senenin başında, bu yılın başında da ben de Avustralya'ya döndüm. Kızım oldu Türkiye'de, bir eş buldum Türkiye'de. Avustralya'ya geldim, tekrar geri geldim. İstanbul'daydım ama yani her iki ülkeyi de çok seviyorum. Şimdi bu işi burada birlikte devam ediyoruz. Ben annem emekli olana kadar bütün bilgileri ondan öğrenmeye çalışıyorum. O ben diyeceğim, tamam her şeyi öğrendim, o zaman ancak emekli olabilecek annem. O şekilde bir çalışmamız var şimdi. Çok memnun oldum. Gerçekten ama annem Türkiye'de ilk danışman, Mara'ya kayıtlı olan danışman. İnanın tüm danışmanlara destek veren, yol gösteren, her zaman bilgisini paylaşmaya hazır olan, her zaman inanılmaz önde gelen insan olarak herkese yani buradaki katkısı inanılmaz. Ben görüyorum buraya getirdiğim öğrenciler, müşteriler yani gerçekten ailesi gibi seviyor ve hepsini ya ailemizin içine alıp her zaman çok destekliyor. Çok onur duyuyorum onunla bu konuda. Teşekkür ederim. İşler çok. Aynen biz de öyle şu noktada çünkü çok bilgi almamız lazım sizden. Gençlerimiz var Feriha Hanım. Avustralya'da şu anda öğrenci olarak tahminlere göre 2000'in üzerinde öğrenci olduğunu düşünüyoruz. Tam rakama hiçbir zaman ulaşamadığımız için ve bu öğrencilerin neredeyse tamamı en azından Avustralya'da oturum izni alıp dönmek veya burada yaşamak. Dolayısıyla sizin gibi profesyonellere ihtiyacımız var bizim. Bugün birçok sorumuz var. Bu sorular sizlere slaytlarınızla birlikte bizlere herhalde bir cevap olacak bugün. Başlayalım isterseniz. Slaytımı ekrana yansıtalım veya nasıl başlayalım? Evet, ilk slaytla başlayalım. Zaman eğer sorular olursa arada sorulara da yanıt veririz. İlk tanıtımda kendimizi tanıtıyoruz gördüğünüz gibi. Hem kayıtlı göçmenlik danışmanıyım hem lisanslı eğitim danışmanıyım Avustralya'da. Ceren de yine New South Wales Barosu'na kayıtlı avukat. İsterseniz bir sonrakine geçelim. Bu uyarıyı hemen yapmak istiyorum. Bu paylaşım bizim için genel bilgidir. Bu genel bilgilere istinaden hayatınızla ilgili kararlar almayın. Çünkü herkesin durumu çok özel. O özel şeyler, yasada biliyorsunuz detaylar önemli. O detaylar yaşamınızda zorluklar yaratabilir. Genel bilgileri veriyoruz ve bugün itibariyle çünkü kısa sürede Avustralya göç yasasında büyük değişiklikler olabilir. Onlara da uyum sağlamak gerekiyor. Dolayısıyla verdiğimizin genel bilgileri olduğunu belirtmek isterim. Bir sonrakine geçelim lütfen. İsterseniz bir kez daha geçebiliriz. Yine hakkımızda genel bilgileri verdik. Şimdi yaptığımız şeyler Uluslararası International Education Agency Avustralya olarak hem öğrenciler için sizler gibi
öğrencilerin eğitim alanlarının belirlenmesi, okullarının seçimi, vize başvurularının yapılması, öğrenci vizesi başvuruları, Avustralya'ya geldikten sonra eğitim ve yaşam konusunda destek olmanın yanı sıra çalışma ve göçmenlik vizeleri konusunda da çalışıyoruz. Özelliğimiz çok butik çalışan bir acentayız biz. En başından öğrencilerin yol haritasını belirlemeyi tercih ediyoruz. Bir kere her şeyden önce anne olarak zaten çocukların hani bir diploma senin, o diploma benim, oradan oraya savrulmalarına kıyamıyorum. En baştan eğer hedeflerini iyi belirlerlerse göçmenliğe gidiş mümkün olabilir. Hem de bu kadar çok paraya ve zamana mal olmadan mümkün olabilir. Bir sonraki ekran lütfen. Zaten bugün bu yüzden bu yayını yapıyoruz. Çok önemli. Evet, doğru. Tabii ilk soru nereden başlamalı? Aslında ilk başlanacak yer eğitim alanının seçilmesiyle başlıyor. Hedeflerin iyi belirlenmesi lazım. Hedef doğrultusunda da doğru yol haritasının belirlenmesi lazım. Şimdi bu ikisinin içine üçüncü bir girdi daha var. O da hali hazırda elimizde ne oldu? Bir üniversiteyi bitirdik mi? Bir mesleğimiz var mı hali hazırda? Bunun üzerine biz ne inşa edebiliriz? Nereye gidebiliriz? Tabii bütün bu kararları verirken de bizim maliyetimiz, biz ne kadar bu maliyeti karşılayabiliriz? Kariyer hedeflerimizle göçmenlik hedeflerimiz birbiriyle çelişiyor mu? Bunları acaba bir araya getirmek mümkün mü? Bir orta yol bulunabilir mi bu ikisi arasında? Avustralya'da çalışma ve göçmenlik planınız ne? Bazen en başta ben burada kalmak istemiyorum deseler bile yalnız biliyorsunuz sonraki süreçte madem ki buraya kaldım, geldim, o zaman burada eğitimimle birlikte göçmenlik ve çalışma vizelerine de nasıl ulaşabilirim sorusu peşinden geliyor. Bu soruyu bence en baştan almakta fayda var diye düşünüyorum. Bir sonrakine geçelim. Şimdi en dediğim gibi butik çalışıyoruz. Şimdi de Dünyasal'la bir işbirliği yaptık. Bu hizmetimizi sizlerden gelecek olan öğrencilere ve adaylara da sunacağız. Özetle ekranda detaylı olarak belirtiyoruz ama özetle aslında hedefleriniz doğrultusunda göçmenliğe doğru gidişte elinizdeki veriler ve Avustralya'nın size katacaklarıyla neler yapabileceğinizi en baştan görmeye çalışıyoruz ve size bir yol haritası çiziyoruz. Farkımız da buradan kaynaklanıyor. Eklemek istediğim bir şey var mı Ceren? Yok onda. Devam edebiliriz. Aslında başvuruyu öğrenciler veya göçmenlik aşamasında kendileri de yapabilirler. Buna engelleyecek hiçbir şey yok. Ama Avustralya göçmenlik yasası son derece karmaşık bir yasadır. Hem bir Migration Act dediğimiz yasa var. Yönetmelik var. Migration Regulations dediğimiz. Buna ek olarak kanun hükmünde kararname diyebileceğimiz ministerial instructions'lar var. Çok önemli. Bunlar da gene kanun hükmünde kararname. İtiraz mahkemeleri ve diğer mahkemelerin aldıkları kararlar var. Ve bir de tabii case officer'lara yani vize başvurusunu değerlendirecek olan görevlilere devletin verdiği bir kılavuz var. Policy Advisory Manual deniyor buna. Yani bir onlar diyor göçmenlikle ilgili veya herhangi bir vize başvurusunu değerlendirirken bu kılavuzu temel alırlar ve o kılavuza göre hareket ederler. Dolayısıyla bu kadar çok girdinin ve bu kadar çok karmaşık bir şeyin için olduğu yerde tavsiyem benim mutlaka bir profesyonelle çalışılması. Çünkü detaylarda yapılan bir hata çok şeyi alt üst edebiliyor yaşamınızda. Bu çerçevede de size bu konuda destek olabilecek kişiler Avustralya'da lisanslı göçmenlik danışmanları ve avukatlardır. Avustralya'da göçmenlik danışmanlığını sadece ve sadece MAARA'ya kayıtlı. MAARA bütün Avustralya'da göçmenlerin göçmenlik acentalarına lisans veren, lisanslarını onaylayan kurumdur. Bu kuruma üye olmadan hiç kimse bunu yapamaz. Eğer MAARA'ya kayıtlı değilseniz ve eğer göçmenlikle ilgili tavsiyede bulunuyorsanız bunun cezası 10 yıla kadar hapis cezası, çok ciddi para cezasıdır. Bu aslında tüketiciyi korumak için yapılmış bir şey. Konuya hakim olmayan,
konuyla ilgili kulaktan duyma bilgilerle hareket edip birinin geleceğe ilişkin hayallerini kullanmak ve bundan para kazanmaya çalışanları engellemek için aslında getirilmiş bir kural bu. O nedenle tabii ki bizlere geldiklerinde de genel bilgiler veremiyoruz. Şimdi bu tür yayınlarda genel bilgiler verebilirim. Ama eğer bize geldiğiniz takdirde gelenlere vereceğimiz bilgilerden sorumluyuz. O nedenle bazen hani arayıp işte şu nasıldı, bu nasıldı dendiği zaman telefonda duraksıyoruz. Çünkü her an her şey değişmiş olabilir. Yasaya girip bakıyoruz. O özel duruma göre nasıl bir adam atabiliriz ona bakıyoruz. O nedenle de göçmenlik danışmanlığında ücrete tabi. Çünkü verdiğiniz o ön danışmanlık için bile mutlaka geriye dönüp araştırma yapmak ve o araştırmanın sonucunda doğru bilgiyi tüketiciye ulaştırmak lazım. Burada bir şey de eklemek istiyorum. Avukatlar da artık göçmenlik danışmanlığı verebiliyor. Yasa değişmişti bununla ilgili. Ama bunun yanı sıra yani bizim en büyük özelliğimiz bence şu. İki şey var. Yasayı yorumlayabilmek, ana dilim İngilizce. Yasa nasıl interpret edileceğini de çok hakimim. Annem de aslında hakim. Ama bir avukatın verdiği avantaj gerçekten yasayı ve davaları çok iyi yorumlayabilmek ve çok iyi takip etmek. Bir avukat olarak benim de bir sorumluluğum her yıl belirli bir seviyede eğitim almak zorundayım. O yüzden her zaman o yasayla ilgili bilgimiz güncel kalıyor. Bu çok önemli. İkincisi de gerçekten hayat deneyimi, yani burada olmakla birlikte burada bir iş hayatlarımızın olması, sistemini de bilmemiz, sistemin de nasıl çalıştığını biliyoruz. Bir Avustralyalı olarak yaklaşabiliyoruz sisteme ve ben bunu çok çok fazla sayıda eş vizesi olsun, yeni mezun vizeleri olsun, gerçekten o ülkeye ve yasalara hakim olmuş olmamızın bir avantajı var. O yüzden bence çok büyük bir katkı da verebiliyoruz ve kolay bir kararlarda değil göçmen olarak gelmek isteyenler için. Artık o kadar kompleks bir sistem. Çünkü göçmenlik her hükümetin ana temel alanlarından biri. O yüzden inanılmaz bir derecede yasası var, red tape var. Bunları bilmek ve buna göre hareket etmek bence çok önemli. Çok fazla sayıda da yeni bir tane commission, bir rapor hazırladı bu Avustralya'daki çalışan migration agentlar için. İyi ki Türklerle ilgili herhangi bir özel bir sorun çıkmadı, iyi ki, ama sistemde inanılmaz sayıda insanların aldatabildiği, yanlış bilgiler verebildiği çok yeni bir commission, bir inquiry deniyor Avustralya'da. Onunla ilgili sonuçlar çıktı. O yüzden göçmen danışmanınızı seçerken mutlaka kayıtlı olduğunu veya avukatlık olarak kayıtlı olduğunu kontrol etmek gerekiyor. Çünkü çok fazla sayıda sahtekarlık var bu dönemde, bu iş içinde, bu sektörde. Evet, doğru. Evet, peki, sonraki ekrana geçebiliriz. Biraz önce belirtmiştim, eğer gerçekten mağaraya kayıtlı olunması gerekiyor. Gelelim konumuza, göçmenlik ve çalışma vizeleri. Aslında iki tane, bu kadar karmaşıkmış gibi görünüyor ama iki temel aslında kategori var, büyük kategori diyeyim. Biri puanla hareket eden vize türleri, diğeri işveren desteğiyle hareket eden vize türleri. Ben puanlama sistemiyle hareket eden vize türleri konusunda Ceren'e bırakıyorum sözü. Bir sonraki ekrana geçerek dilerseniz bu puanla hareket eden vize türleriyle ilgili Ceren'i dinleyelim. Tamam, şimdi puanlama vize türleri aslında göçmenlik, Avustralya'nın göçmenlik yapısının en temel noktasıdır. Arada İngilizce konuşabilir miyim yoksa Türkçe ve devam edelim? Nasıl istersen. Olmasa bize bu sistem tamamen inanılmaz bir sistem tasarlamışlar aslında. Şöyle, bu sistem Avustralya'daki iş ve nitelik boşlukları kapatmak ve örtmek için yurt dışından skills gapsleri doldurmak için çok sistematik bir program. Belirli şeylere bakmış. Yıllar önce, yani ilk böyle bu puanlama sistemi üreten ülkelerden biri. Yeni Zelanda'da da var ama çok özel bir sistem aslında. İlk başta diyor ki ben
rastgele eleman almayacağım. Kaç yılında başladı bu puanlama? Çünkü 50'lerde falan vasıfsız işçi alımı vardı aslında. 60'larda, 70'lerde bu yanılabiliyor olabiliriz. 80'lerde. Avustralya hükümeti dedi ki vasıfsız işçi almayacağız. Vasıflı işçiye yöneleceğiz. Ve o vasıfsız işçinin de Avustralya'daki o eksikleri kapatabilmek için belirli kriterlere uymak gerekiyor. Bunlar ne? İşte yaş, dil, medeni durum, eğitim seviyesi, iş deneyimleri. Bu şekilde aslında ülkeyi güçlendirebilecek, zenginleştirebilecek göçmenleri alarak, retain ederek aslında inanılmaz bir policy uyguladı. Ve bunun sayesinde bana kalırsa ve aslında verilerin verdiği istatistiklere de göre Avustralya'ya ve göçmenlerin verdiği katkısı inanılmaz. Diğer ülkeler gibi o kadar böyle Avustralya'ya gelip zorluk da çekmiyorlar. Yani bizim deneyimlerimizde genellikle vasıflı göçmenler genellikle 6 ay içerisinde kendi işlerinde, kendi sektörlerinde de iş bulabiliyorlar. Bu puanlama sisteminde temelinde bu aslında. Sadece göçmen almak değil, ülkedeki eksikleri kapatacak şekilde göçmen almak ve çok seçici davranıyorlar. Bu puanlama sistemin altında 3 temel vize türü var. Subclass 189, bağımsız göçmenlik. Subclass 190, eyalet sponsorlu göçmenlik. Ve Subclass 491, kırsal bölge göçmenlik diyoruz ama aslında Sydney, Melbourne ve Brisbane dışındaki bütün Avustralya'yı kapsıyor. O yüzden kırsal bölge vizesi diyebiliriz. Bir sonraki ekrana da geçersek o arada da o temel özelliklerini bulabiliriz. Bunların hepsi için, bu üç vize için, bu üç vize için yıllık kaç tane, 160 mi, 60 bin miydi, 66 bin miydi en son sayıda? Sayı, toplam sayı, bu yıl galiba 166 bin. 166 bin, toplam bir sayı veriliyor, bir kota var her yıl. Ve bu kota içerisinde farklı şekilde vizeler var. Şimdi hepsi için temel bir blueprint var, bunu takip etmek gerekiyor. İlk olarak mesleğinizin Avustralya'nın kapatmak istediği eksik bir olan bir meslek olması gerekiyor. Herhangi bir meslek değil, vasıfsız değil. Belirli meslekler üzerinden ilerleyebiliyoruz puanlama sisteminde. Ve bunun ardında sırf ben bu mesleği yapıyorum değil, o meslek için skills assessment ya da mesleki onayı almanız gerekiyor. Avustralya'daki belirli kurumlar sizin sunduğunuz dosyayı değerlendirip evet bu kişi Avustralya diyelim ki mühendis. Bu Türkiye'den gelen mühendis, Avustralya'daki eğitim gören bir mühendisle eş değerde bir eğitim ve çalışma geçmişi var. Bu kişi Avustralya için uygundur diye bir tane mesleki onay belgesi alıyoruz. O mesleki onay belgesiyle birlikte İngilizce sınavlarımızdan IELTS, PTE, IELTS'a her banttan minimum 6, PTE'den her banttan minimum 50 aldığımız takdirde ve minimum baraj puan olan 65 puanla Expression of Interest denen yani hükümete göç etmek için niyetimizi beyan eden aşama oluyor. Şimdi bu puanları şu şekilde alıyoruz. Yani en önemlisi zaten yaş. Yaş için çok büyük bir şey yapılamıyor. Ama şimdi Avustralya yaşlanan bir popülasyon olduğu için her çok gelişmiş ülke gibi. Tabii ki emphasis gerçekten böyle orta yaşlarda olduğu için 45 yaşına kadar bu arada puanlama sisteminin altından göç etme hakkınız oluyor. En büyük puanlardan birisi yaş. Farklı yaş kategorileri için farklı puanlar veriliyor. En verimli yaş 25 ve 33 arası puanlama sisteminde. Bunun yanı sıra İngilizce için, her İngilizce bantı için farklı bir puan veriliyor. Competent, proficient, superior English farklı bantlarda farklı puanlar alınabiliyor. Eğitim, yüksek lisans değil de doktoranız var mı? 4 yıllık lisans eğitiminiz var mı? Ön lisans eğitiminiz var mı? Avustralya'da eğitim gördünüz mü? Bu her bir farklı bir eğitim için farklı puanlar veriliyor. Mesela Avustralya'da 2 yıllık eğitim gördüyseniz ve bunu kırsal bir bölgede okuduysanız mesela 10 puan alıyorsunuz. Ya da doktoranız varsa ekstra 5 puan alıyorsunuz. Bu şekilde farklı puanlar, onları detaylı bir şekilde zaten internetten de bulunabiliyor listeler. Çok detaylı girmeye gerek yok. İş deneyimi içinde aynı şekilde son 10 yılı değerlendirerek belirli puanlar veriliyor.
Çok yeni bir değişiklik olarak medeni durumu üzerinden de farklı puanlar alıyoruz artık. Mesela bekar adaylarımız daha yüksek puanlar alabiliyor. Veya bir ilişkide iki çiftin İngilizcesi yüksek olup iki kişinin de nitelikli bir mesleği varsa da yüksek puan alabiliyoruz. Farklı çeşitli şekillerde puan topluyorsunuz. Minimum baraj puan olduğunda 65 puandır. 65 puanla da ön başvuru expression of interest yapabiliyorsunuz. Subclass 189 için ama tabii ki şöyle, expression of interest yapabilmek davet gelmesi anlamına gelmiyor. Yani expression of interest yapabilmek için ne saydık? Mesleki onayı lazım. İngilizce sınavından puanları almış olmanız gerekiyor. Yeterli puan, competent puan almanız gerekiyor. Bir de minimum 65 puanımız olması gerekiyor. Bu aşamada bizim direkt zaten önerimiz her şekilde ön başvuru yapın. Çünkü sistem o kadar değişken ki evet, ne zaman fırsat gelecek, ne zaman bir davet gelecek bilemiyoruz. Ama genellikle 189 için bizim ulaşabildiğimiz verilerde her meslek için realde yani pratikte gerçekten davet alabilmek için kaç puan gerekli olduğunu görebiliyoruz. Belirli meslekler kotalı olur mesela. Bir yıla göre her ay belirli bir kota alabilirler. Bu özellikle IT, mühendislik gibi hem daha çok başvuran meslekler diyebiliriz. Bunların kaç puan gerektiğini öğrenebiliyoruz. Ona göre bize gelen adaylarda mesela neden bu son dönemlerde Türkiye'den gelen göçmenler 180-90 yerine 190 ve 491'e odaklanmaları gerektiğini görüyoruz. Daha çok davetler bu iki kategoride geliyor. O yüzden bu iki kategoriye yönelmek istiyorum. Subclass 190, 189'la aynı. Her şey aynı. Yani kalıcı bir vize. Sizin vizeniz çıktığında vize belgeniz ailenizle birlikte Avustralya'da sürekli oturum hakkıyla göç ediyorsunuz. Sağlık sisteminden faydalanabiliyorsunuz. Eğitim sisteminden faydalanabiliyorsunuz. İki sene beklemeyle, tıpkı 189 gibi, iki sene beklemeyle işsizlikten de faydalanabiliyorsunuz ama beklemeli. Toplamda da 4 sene Avustralya'da yaşadıktan sonra vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. 190 için eyalet listeleri var. Eyalet genel listenin ek olarak eyaletin özel listesinde de bulunması gerekiyor sizin mesleğiniz. Ve bu her zaman değişebiliyor. Şimdi federal bir sistem olduğu için Avustralya'da hükümet tabii ki anayasayı yapıyor. Ama her state, eyaletin belirli bir özgürlüğü var. Bunların da biri kota veriyor federal hükümet her eyalete. Diyor ki mesela bu yıl 6000 tane 190 göçmeni alabileceksiniz. O state hükümeti istediği şekilde o sistemi yönetiyor. O yüzden her sistem de farklı. Mesela bazıları olduğunda çok basit bir şekilde başvurabiliyoruz eyalete. Bazıları ise bir sunum yapmamız gerekiyor, ikna etmemiz gerekiyor eyaleti bizi seçmesi için. O yüzden her eyalet biraz farklı. Bu arada yeri gelmişken bir şeyi vereyim ben. Hazır 190'dan söz ederken kota demişti Ceren. Kontenjan evet, ayrılması. 2023-24 döneminde eyaletlere ayrılan kontenjanlar şöyle 190 için. En fazla birinci sırada Victoria eyaleti. 2700 onların kontenjanı. İkinci sırada New South Wales eyaleti. 2650. Üçüncü sırada 1500 kontenjanla Batı Avustralya geliyor. Dördüncü sırada Güney Avustralya 1100 onların kotası. Beşinci sırada 900'le Queensland eyaleti. Altıncı sırada Avustralya'nın Capital Territory yani Canberra 600 kişi. Son sırada da Northern Territory var. 250. Hatta hiç memnun değil Northern Territory kendilerine ayrılan kotada. O nedenle 190'dan kimseyi kabul etmiyor şu an. Orası için elverişli olanları 491'e kaydırıyorlar. Biraz küsmüş durumda evet, onlar federal hükümete. Bunu neye göre seçiyorlar biliyor musunuz? Yani neden bazı? Şöyle aslında hem eyaletlerden gelen talepler doğrultusunda yani çok burada küçücük şeylerle karar vermezler. Bayağı danışırlar. Sektörlere danışıyorlar, eyaletlere danışıyorlar ve genelde Avustralya'nın nüfus politikasına bakarak, ihtiyaç alanlarına bakarak karar veriyorlar. Northern Territory aslında biraz şanssız bir eyalet.
en fazla vatandaşının yani kalan kişinin terk ettiği de yer Northern Territory. Evet. Yani belki insanların daha az tercih etmesini belki dikkate aldılar. Onu çok bilemiyorum. Ekonomiye bakıyorlar. Şuna da bakıyorlar. Göçmen oraya gittiğinde bir yaşam sağlayabilecek mi? Yani sizi sadece ülkesine alıp terk eden bir hükümet de değil bu. Orada yeterince evet. bir iş piyasası olması da gerekiyor. Ona da çok dikkatli bir şekilde verilerle, istatistiklerle çok dikkatli bir şekilde takip ediyorlar kesinlikle. Ama bu yıl %60'a kadar bir kesinti oldu kotalara. Bu zaten çok büyük bir haberdi. O yüzden gerçekten stratejik olmak gerekiyor. Çünkü bu sene kotalar daha önceki gördüğümüz senelere göre biraz dar. Evet. Ama muhtemelen devlet bir recalibration yapıyor sisteme. O rakamların evet. tekrar artmasını umuyoruz ve bekleniyor açıkçası gelecek yıllar içerisinde. Genellikle bir 2-3 katı oluyor kotalar. Bu sene biraz düşük bir kota da karşınızdayız. Bir şey var mı? Bir zorunluluk var mı? Mesela alması gereken 10 bin kişi almak zorunda gibi bir zorunda şey var. Zorunda değil. Kotayı doldurmak zorunda değil. Maksimumu var ama minimum yok. Ceren Hanım mesela ben örnek olarak 190'a başvuracağım. Victoria'dan. Evet. Hazırım. Evet. Her şeyi yapmışım. Evet. Başvuru evet. yapıyoruz sizinle. Ceren Hanım başvurumuzu evet. yapıyoruz. Bakıyoruz ki kota dolmuş. Ben red mi yiyorum? Nasıl oluyor bu? Yok, şöyle oluyor aslında. Dediğim gibi her eyaletin aslında başvuru süreci farklı. Melbourne şöyle çalışıyor. İki aşamalı bir sistemi var. Registration of interest yapılıyor ilk başta. Yani hem federal hükümete expression of interest yapılıyor hem de ayrı bir başvuru yapıyoruz direkt Melbourne için ya Victoria için. O şekilde red gelmiyor aslında eyaletlerden ama belirli bir financial year Temmuz ve Temmuz arası içerisinde devamlı olarak o registration of interest'lere bakıp sponsorluk yani başvuru için davet etmek istediklerini davet ediyorlar. Bir davet geliyor mesela Victoria'dan. Biz sizi seçtik. Bizim için başvurabilirsiniz. Ya iki başvuru yapıyoruz. O ikinci aşamada onlara başvuruyoruz. Şimdi o bir financial year içerisinde herhangi bir davet gelmezse red geldi anlayın. O yüzden genellikle başvuru yapıp bir sene beklemek diye bir şey yok bu sistemde. Yani sürekli verileri takip etmek gerekiyor. Genellikle her ay bizim üye olduğumuz yani bu chamber'lar diyorlar, migration chamber dediğimiz sürekli verileri takip edebiliyoruz oradan. Hangi eyaletler, hangi aşamalarda daha hareketli. Bir başvuru yaptığınızda da mesela expression of interest 3 yıl geçerli. 3 yıl boyunca davet etme potansiyeliniz var. Her eyaletin farklı ama genel olarak financial year sınırlıyorlar. Yani siz bir yıl içerisinde davet almadıysanız tekrardan başvuru yapmak gerekiyor. Onu da az çok tam bilemiyoruz. Çünkü federal hükümet gibi değil, eyaletler genellikle verilerini çok paylaşmıyorlar. Ama bazı meslekler için en azından öngörebiliyoruz. Bu puanla bu eyaletten davet almak mümkün. Her meslek için değil ama çoğu da demeyeceğim, bazı meslekler için bir öngörebiliyoruz. Birden fazlaya da başvurmak doğru olmuyor. Çünkü onu da görebiliyor eyaletler. Bir eyalete odaklanmak gerekiyor. Bazı insanlar bize geliyorlar, ben birkaç tane expression of interest yarattım, internette bunu gördüm, bu şekilde hepsi için şansını. Öyle olmuyor. Eyaletler bütün profillerinizi görebiliyor çünkü. O yüzden o çok yanlış bir strateji. Şansınızı sıfırlıyorsunuz o stratejiyi uygulayarak. Yani seçmeniz gerekiyor gitmek istediğiniz eyaleti. Evet. Mesela orada bir tane de seçenek var. Herhangi bir eyaleti de tıklayabilirsiniz ama size kimse davetiye evet. göndermiyor pratikte. Evet. Herkes kendinin seçilmiş olduğunu görmek evet. istiyor. Evet, evet. Okay. Peki güzel. Bu ilk başvuru yaptığınızda vize ücreti ödenmiyor değil mi? Eğer ödenmiyor. Bazı eyaletlerin bir başvuru ücreti var ama Güney Avustralya mesela $200 gibi bir rakam. Queensland'in $320 gibi bir şey var. Ama aslında şunu da söyleyeyim. İlk onları beyan ettiğinizde değil, onlar size sonra tamam davet ediyoruz başvurmanızı dediğinizde eyalete ödüyoruz o ücreti. O aşamada da red gelme ihtimali var. Yine de her davet ettiği kişiyi için yerleri yok. Yine de onların arasında bir ince bir değerlendirme yapıyorlar. Ama çok ciddi paralar değil. O çok büyük bahsettiğimiz 4.000-3.000 dolarlık vize başvuru ücretleri bu aşamada ödenmiyor. O yüzden finansal olarak çok büyük bir riske girmiyorsunuz. Ön başvuru için hele 189 için expression of interest dediğimiz
Hükümet herhangi bir ücret almıyor bunun için. Evet. Yani davete geldikten sonra da red yeme ihtimaliniz var. Buradan bunu çıkartıyoruz. Ama küçük bir ihtimal. Hayır, evet. Şimdi şu aslında red şu koşullarda yersiniz red. Yok, bu önceki şeyden fazla. Şimdi hükümetin ve eyaletlerin şeyinden ayırt etmek gerekiyor. Bazı eyaletler Queensland ve Victoria şu an aklıma geliyor. Onlarda ek bir başvuru yapıyorsunuz onlara. Onlar sonra o başvurular arasında belirli bir kontenjanı diyor ki ben sizin registration of interest'inizi kabul ettim. Şimdi eyalet başvurusu yapabilirsiniz bana. Bu aşamada bütün hepsini kabul etmiyor. Evet. Ama diyelim ki New South Wales öyle değil mesela. New South Wales için sadece expression of interest'ten belirliyorsun New South Wales'ı. Sizi direkt seçiyor seçecekse. Başvuruyorsunuz ona. Ama ondan sonra eyaletten sponsorluk aldık. Davet geldikten sonra eyalete vizeye başvuracağımızda bu durumda sadece iki sebeple vize reddi alırsınız. Ya sahte belge, sahte belgelerinizde bir sıkıntı var. Veya polis kayıtlarınızı. Polis kayıtlarınızı beyan etmediğiniz bir ciddi bir suçunuz var. Ya da kronik ama gerçekten kronik bir hastalığınız var. Kronik veya bulaşıcı ciddi bir hastalığınız var. O durumda red alma olasılığınız var. Yoksa red hiç alma, yani hiç görmedik şimdiye kadar bu nedenler dışında. Evet. Ama şimdi, mesela şuna da dikkat etmek lazım. Önemli bir ayrım var. Mesela puan sistemine göre bekar olarak 10 puan evet, aldınız. Evet, 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 evet. Fakat siz bunu aldıktan sonra daveti gidip evlendiniz. Asla evlenmeyin. Çünkü evet. O evlendiğiniz kişinin eğer yeterince İngilizcesi yoksa, eğer meslek onayı yoksa, o alanda mesleği yoksa orada sıfır puana iniyorsunuz. 10 puan kaybediyorsunuz vize reddi gerekçesi. Feriha Hanım, peki ayrılırsak ne olur başvurudan önce? Puan alıp almadığınıza bağlı. Eğer puan almıyorsanız zaten sizin puan sistemini etkilemiyorsa ayrılır. Ama eğer puan sisteminizi etkiliyorsanız hemen onu değiştirmeniz gerekiyor. Yani davet şöyle bir şey, geldiyse evet. Yıl önceden ayrılmış olman gerekiyor. Hani bunu uyanıklık yapıyorsun gibisinden bir ayrım yok herhalde, değil mi? Hani, yok böyle. Evet. Yani sadece onda dikkat etmek gerekiyor. Yani evleneceğiniz zaman sorun lütfen göçmen ajantasına. Evet. Evlenebilir miyim ki? Evet, bir de evet. Ayrılacaksam o separation ve resmi bir boşanma arasında da bir farklılıklar olabiliyor. Evet. Onu sormak gerekiyor. Ya separation değil, boşanma, hangi aşamada? Türkiye'nin yasaları da biraz karışık bununla ilgili. Evet. Şimdi çok önemli bir soru soracağım. Bildiğiniz gibi öğrencilerimiz eğitim aldıktan sonra belli bir çalışma izni alıyorlar. 485. Evet. Şimdi bu süreç içinde siz demiştiniz ya 3 yıla kadar şey gelebilir size. Teklif gelebilir hani demiştiniz. Bu süreçte zaman daralıyor ve hatta sarkıyor. Bu öğrenci bunu beklerken bridge vizede mi bekliyor yoksa gidip Türkiye'de mi beklemesi gerekiyor bu süreci? Yani burada beklemesi daha iyi tabii ki. Yani şimdi şöyle, Feriha Hanım yani 485 bir deyin istersen. 485'te zaten ondan detaylı olarak bahsedeceğiz. Bu durumda Avustralya'da kalmaya devam etmekte fayda var. Avantajlı. Ama eğer vize başvurusu yapılmadıysa köprü vizede olamıyorsunuz. Evet. Yani ne zaman köprü vizeye geçiyorsunuz? Davet geliyor. Başvurunuzu yaptığınız anda vize başvurusunu o zaman geçebiliyorsunuz. Peki sizi hangi vizeler burada tutabilir? İşveren desteğine bakabilirsiniz. İşveren destekli vizelere. Evleniyor olabilirsiniz. Veya eğitime tekrar dönebilirsiniz. Anlaşıldı. Ben burası netti. Evet. Diğer slayda geçelim isterseniz. Değil mi? Devam ediyor muyum? Burada bir tek şeyi daha belirteyim. 189 ile 190 arasındaki fark, 190 çıktıktan sonra 2 yıl o eyalette kalmak zorundasınız. Evet. Anladım. O eyaletin bu arada da ben birkaç bilgiyi paylaşayım 190 ile ilgili. Mesela tüm bilgiler elimizde yok ama mesela Tasmanya eyaleti 19 Ekim 2023 itibariyle yapılan 19 Ekim 2023'ten sonra yapılan o tarihte sonrasında yapılan başvuruları değerlendirmeye başladı. Tasmanya'ya ayrılan 600 kişilik kontenjanın 274'ü kullanılmış durumda Tasmanya'da. Nomination 41 kişiye nomination için davet göndermişler. Onun davetin sonuçlarını bekliyorlar şu an. 20 davetiye gönderilmiş.
541 kişi de 190 için Tasmanya'ya başvuruda bulunmuş. Northern Territory, pardon, evet. Çok az değil. Yani sanki böyle bütün herkes gel burada kalmak için uğraşıyormuş gibi biz düşünüyoruz ya. Binlerce öğrencinin içinden ilginç geldi bana da. 190 için Tasmanya'ya başvurmak için de tabii koşulları da sağlamıyor bütün öğrenciler. Yani koşulları sağlamak zor. O yüzden buraya gelir gelmez bu şeyi yolu çizmek çok önemli. Yol haritası çok önemli. Çok önemli. En baştan yolun çizilmesi önemli. Northern Territory, dediğim gibi onlar biraz üzgünler federal hükümetin aldığı kararla. Kontenjanı çok yetersiz buldular 190 için. 190'a kabul etmiyor ama öncelikli listedeki 491'e kaydırıyor 190 için bile başvurmuş olsalar. Öncelikli sektörleri de sağlık, yaşlı ve özürlü bakımı, eğitim sektörü ve kreş öğretmenliği, kreş yöneticiliği, hospitality yani aşçılık, şeflik gibi alanlar. Avustralya'dan dışından yapılan başvurularda da listeyi 54'e indirdi. Biraz önce söylemişti Ceren de. Her eyaletin kendi listesi var. Liste biraz daha kalabalıktı. Onu da epeyce düşürdüler. Canberra 13 Ekim tarihi itibariyle 190 için 600 kişilik onların kontenjanı var. 190 için 376 kişi onaylanmış durumda. 2023-24 için 190 için onların şu an ellerindeki kota, kalan kota 224. 491 için verileri daha sonra paylaşacağım. Batı Avustralya'da 190 için neredeyse kotayı doldurmuş durumda. New South Wales eyaleti maalesef paylaşmıyor. Onlar sadece bir rezidenci yani diyor ki New South Wales eyaleti içinde yapılacak olan başvurularda minimum 6 aydır bu eyalette yaşıyor. Eğer Avustralya'dasınız minimum 6 aydır New South Wales eyaletinde yaşıyor olmanız lazım. 491 için biraz sonra bahsedeceğiz. 3 ay yaşıyor olmanız lazım diyor. Victoria eyaleti de eğer 190'a başvuracaksanız Victoria eyaletinde yerleşik olmalısınız diyor ama süre belirtilmiyor. Dolayısıyla hani orada bir ev kiralamış olmak, orada bir işe girmiş olmak, orada yerleşiyorsunuz anlamına gelebilir. Peki kotayı dolduramazlarsa bunu bir sonraki seneye aktarabiliyorlar mı kotayı yoksa? Aktaramıyorlar. Tekrar kontenjan belirleniyor. Ben aynen öyle yanlar. Bir sonraki ekrana geçebiliriz. Evet. Subclass tamam. Bu subclass 491'den kısaca bahsedeyim. Sonradan da çalışma bilgisini şey yaparız. Devletin ana hedefi aslında bu subclass 491 dediğimiz. Çünkü daha önce Feyyan'ın da bahsetmişti bu population dağılım da önemli bir konu Avustralya için. Her ülkede olduğu gibi Sydney, Melbourne gibi şehir merkezlerine odaklanıyoruz. Diğer kırsal veya diğer bölgesel yerler biraz geride kalıyor. Bu bölgeleri güçlendirmek için kotaların en büyük aslında ve en büyük yatırım ve en büyük hedef 491'i kaydırmak kişileri. 491 farklı bir vize ama 189 ve 190'dan biraz farkı var. 5 yıllık bir vize bu. Geçici bir vize. O yüzden ilk Avustralya'ya geldiğinizde otomatik olarak sürekli oturum hakkı kazanmamış oluyorsunuz. Temporary resident olarak geliyorsunuz. Bunun yanında da sağlık sisteminden, eğitim sisteminden daha biraz faydalanabiliyorsunuz ama kalıcı oturum gibi aynı şekilde faydalanamıyorsunuz. Çok büyük bir değişiklik yapıldı bununla ilgili. Çok büyük bir esneklik getirildi bu vizeye. Siz şimdi Sydney, Melbourne ve Brisbane dışındaki bütün Avustralya bu vizeden yararlanabiliyor. Diyelim ki siz Northern Territory'de kota küçük olduğu için çok şey olmaz ama diyelim ki daha küçük bir eyaleti tercih ettiniz. Tasmania'yı tercih ettiniz veya Adelaide'i tercih ettiniz. Adelaide de çünkü kırsal bölge olarak geçiyor. Sizin 491'iniz Adelaide için çıkarsa size 5 yıllık bir vize veriyor. Siz Avustralya'ya geldiğinizde ama Adelaide'de yaşamak veya kalmak zorunda değilsiniz. Sydney, Melbourne ve Brisbane dışında her yerde yerleşebiliyorsunuz aslında. O yüzden bayağı esnek bir vize. Belirli bir şehir veya bir bölgede tutmuyor sizi. Ve Adelaide çok yaşanılacak bir şehir, Gold Coast çok yaşanılacak bir yer. O yüzden bayağı avantajlı bir vize. Sadece şöyle bir şey yapıyor eyaletler. O kişileri orada tutabilmek için
özel bir anlaşma imzalattırıyorlar adaylarla. Ben 5 yıl burada yaşayacağım diye. Fakat yani şu ana kadar test edildim bilemiyorum. Hakikaten mahkeme kararlarına bakmak lazım. Evet, çünkü evet. Federal yasa eyalet yasalarının önünde evet, her zaman. Evet. Dolayısıyla aslında bunu imzalatmalarına rağmen yasal bir zemini yok. Evet. Yani siz Northern Territory'ye 491 için gittiyseniz oradan kalkıp atıyorum mesela Melbourne'da Ballarat'a gelebilirsiniz. Evet. Veya Sydney'de Gold Coast'a pardon Central Coast'a gidebilirsiniz. Wollongong'a, Newcastle'a evet. gidebilirsiniz. Kuralı da sonraki belki bir evet. sonraki adımı önemli. Şimdi 3 yıl bu geçici vizede kaldıktan sonra bütün şartları da kırsal bölgelerde yaşayıp çalışmış olmanız gerekecek. 3 yıl sonra kalıcı olan 191 vizeye başvurabiliyorsunuz. Şimdi yine 1 yıla kadar, 6 aya kadar önce 3 yıl boyunca belirli bir rakam, belirli bir maaş kazanmanız gerekiyordu. Ve açıkçası kırsal bölgelerde bu maaşı kazanmak zorluyordu kişileri. Nihayet ama hükümet bunu değiştirdi. 3 yıl boyunca herhangi belirli bir maaş kazanmak zorunda değilsiniz. Sadece 3 yıl yaşayıp çalışmak zorundasınız. 3 yıl kırsal veya işte o 3 büyük şehir dışında bir yerde yaşadıktan 3 yıl sonra 195 sayılı 191 sayılı kalıcı vizeye geçiş yapabiliyorsunuz. Şimdi 3 yıl geçici vizede kaldınız. Sonra 1 yıl kalıcı vizede kaldınız. Toplam 4 sene sonra yine vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Yani hepsinde vatandaşlığa geçiş süreç 4 yıl. Sadece 491 biraz farklı. Geçici vizeyle başlıyorsunuz. Geçici vizeyi doldurduktan sonra kalıcı vizeye başvuruyorsunuz. Ama yine de toplam süreniz 4 yıl oluyor. Vizeye başvurabildiğiniz. Başvurabilmek için belli başlı şeylerde mi olması gerekiyor? Mesleğiniz mi olması gerekiyor? Yoksa herkes başvurabiliyor mu? Herhangi bir işte çalışabiliyorsunuz. Mesela göç ettiğiniz meslekte bile çalışmak zorunda değilsiniz. Yani siz mühendis olarak gelip burada isterseniz şef olarak çalışabilirsiniz. Onu sınırlamıyor devlet. Yani mesela Türkiye'de herhangi bir işe olan kaynak ustası atıyorum yani. Bu mesela bu vizeye başvurabilir mi? Onu demek istiyorum. Denklik yani işte denklik alabiliyorsa. Bütün sistemin temel şeyi denklik yani. Denklik alınabiliyor mu? Ve biliyorsunuz yani Türkiye'deki eğitim sistemi aslında çok güçlü bir workforce'unuz var Türkiye'de. Ama buna her zaman belgelendirmek biraz evet. zor olabiliyor. Evet. Mesela bir kaynakçı çekirdekten veya bir ne bileyim bir usta çekirdekten yetiştirme oluyor. Formal bir eğitimi olmuyor. Bu bazen zor olabiliyor bunu kanıtlamak. Ama yöntemleri de var. Yöntemleri var. Çünkü Türkiye'de de kaynakçı ustasıysa bile biliyorsun ustalık bir belgesi belge alınmıyor. Veya esnaf sanatkarlar odasına kayıtlı olunması gerekiyor. Tüm bu belgeler veya SGK'ya kayıtlı olması gerekiyor. Nerede sorun çıkıyor? Eğer sadece nakitle çalıştılarsa evet, evet. tüm hayatları boyunca onu evet. kanıtlamak mümkün değil. Evet. Çünkü meslek onaylarında çok önemli, iki önemli belge var. Bir, referans mektubu iş yerinden Hı-hı. aldığınız. İki, size o meslekten dolayı para ödendiğini evet. maaş bordrosuyla, SGK kayıtlarıyla kanıtlamanız gerekiyor. Hı. Ben her işi yaparım diye maalesef çıkamıyorsunuz. Ha bunların üzerine eğer bu ustalık belgeniz varsa bunlar da tabii ki olayı gerçekten kolaylaştırıyor. Evet. Çünkü Avustralya iş deneyimini de eğitim kadar önemli. Önem veriyor evet. Evet zaten cash alıyorsanız sistemin dışına çıkarsınız. Evet doğru evet 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 vergi ödememiş oluyorsunuz doğru. Evet. Bu bilgi evet, önemli. Bu bilgi çok önemli derseniz ben tam bunu bilmiyordum. İşte Türkiye'den evet. buraya gelmek isteyen arkadaşlar bu durumda bize bir hemen Instagram'dan evet. mesaj atıyorsunuz. Evet. Size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sigortasız çalışmayalım. Sigorta girişiniz de doğru olsun. Yani tamam onun için de yani tabii ki yöntemleri var ama ek bir adım atmış olmamız gerekiyor. Yani genellikle herkes çünkü genel meslek kodlarıyla giriş yapılıyor iş yerlerinde. Ona biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Bir soru daha geldi aklıma bu şeyle alakalı. Şimdi mesela bunu üniversite okumuyorsunuz ama bazı şirketler size ufak kurslar verip küçük sertifikalar veriyor ya hani böyle büyük olmayacak evet. şekilde.
Çalıştığınızla birlikte bunu kanıtlayabilirseniz bunun denkliğini Avustralya'da alabiliyor muyuz yani bir şekilde? Tamamen mesleğe göre, evet. Belirli meslekler için kabul edilmiyor. Yani belirli, mesela minimum diploma seviyesinde olması gerekiyor veya minimum lisans derecesinde olması gerekiyor. Grup A, B, C, D meslekler var. Hı. Ama bazı meslekler için evet, bu şekilde iş deneyimi ve o katılan seminerler vesaire, bunlarla birlikte denklik alınabiliyor. Bu biraz daha mesela, skill level 1 dediğiniz mesela mühendisler için. Yani eğer lisansı yoksa, yok, yani evet, 4 yıllık eğitimi almadıysa bunu iş şans deneyimiyle yok, onu yapmak mümkün değil. Ama mesela şef diyelim, evet, ki 15 yıllık iş deneyimi var. Efendim Türkiye'de zaten gerçekten böyle mesleklerde ciddi olarak çalışmış olanların ustalık belgeleri falan, hmm, da oluyor. Kayıtları, hmm, oluyor. Yani çünkü şöyle der o zaman mesleki yeterlilikte. Minimum atıyorum sertifika 4 veya diploma in relevant field or 5 years work experience may substitute the formal education der. Yani 5 yıllık mesela atıyorum iş deneyiminiz, hmm, varsa bu resmi iş okula gitmişsiniz gibi ben kabul, evet, edebilirim diyor. Yolu var. Evet. Önemli olan nakit çalışılmamış, evet, olması. Aslında orada bir şey gerekiyor herhalde. İngilizce mi oldu? İngilizce seviyesi de çok önemli herhalde. İngilizce, evet, gerekiyor mu? Evet. Zaten minimum 6 ile sisteme girilebiliyor puan sistemiyle için olanlarda. Şimdi işveren desteklilerde biraz daha farklı. Hı-hı. İngilizce, evet, hem cash çalışmıyorsunuz hem de İngilizce çalışıyorsunuz. Oldu. Evet. devam ediyor muyum yoksa? Evet, lütfen, evet, devam geçebiliriz. 491 Family S kısmına başlıyor. Evet. Bu daha küçük bir kontenjanın olduğu bir vize türü. Bunda sizin bir anne, baba, kardeş, çocuk kırsal, yani Sydney, Melbourne ve Brisbane dışında bir yerde yaşıyorsa size eyalet yerine o size sponsor olabiliyor. Yani eyaletin yerine geçiyor bu aşamada. Belirli bir seviye yaşamış olması gerekiyor. Yani bir kira sözleşmesi alıp sonradan ben oradayım deyip değil de identity point check'le birlikte kanıtladığımız temelinde bu şehirlerin dışında yaşadığınızı ve o kişi gelen aile bireylerine sponsor oluyor. Bu da aynı bir haritayı aslında takip ediyor. 3 yıl o geçici vizede kaldıktan sonra kalıcı vizeye de geçebiliyorsunuz. Evet. Süper. Geçiyorum. Birinci derecede olacak değil mi? Evet, birinci derecede. Amca, dayı, hala, teyze olabilir. Evet. Çocukları olabilir veya anne, baba, evet, kardeş. Evet. Geldik 191'e. Evet. 491. Bu, evet, pardon, anlattıkları geçebiliriz. Bunları anlatmıştık. Pardon, kesin burada dur sen. Biraz duralım bakalım yani. Kesin bu altı yani. Sistemiyle, evet, hareket edenler. Bir şey ekleyeceğim. Bu minimum hayat 6 her banttan mı 6? Evet. Her ikinci soru, ikinci soru Feriha Hanım. Birisi biliyorsunuz IELTS iki türlü. Birisi general, birisi akademik. Buradaki general yeterli. General yeterli. General yeterli oluyor. Tamamdır. Evet. Bir daha geçelim. Çünkü bunlarla ilgili de bilgi verdik. Geçebiliriz. Evet, bunu da geçebiliriz. Evet, şimdi evet, işveren destekli vizelere geldi sıra. Aslında bunun belkisi yoktu. Çok hızlı hareket eder. Yeter ki size sponsor olacak bir işveren bulun. İşveren destekli vizeler bir 482 var. Bir 494 var. Bir de DAMA dediğimiz var. Önce ben 482'den başlayayım. 482 geçici vize aslında. 2 yıl aynı şirket için çalıştıktan sonra 2 yıl sonra 186 sayılı permanent vizeye geçmeniz mümkün. Bu süre içinde zaten çalışacaksınız. Sadece seçme seçme hakkınız yok. Tabii ki de sağlık sigortasını kendiniz karşılamanız gerekiyor. Bazı eyaletler çocuklarınız okula gidiyorsa, çocuklarınız varsa okul ücretlerini almıyor ama New South Wales eyaleti indirimli de olsa, evet, okul ücretlerini devlet okullarına ödemeniz gerekiyor. 482 de kendi içinde parçalı aslında. Biri bunun içinde 3 tane liste var. Biri kısa dönemli aranan meslekler, uzun dönemli aranan meslekler
Bir de bunların ikisine de girmeyen ama sektörlerin ihtiyacı olan meslekler var. İlk grup aslında çok güzel bir değişiklik oldu kısa dönemli meslekler listesi için. Mesela marketing specialist, kısa dönemli meslekler listesinde. Önceden sadece kısa dönemli meslekler listesindeki kişileri işverenler sadece 2 yıl sponsor olabiliyorlardı. Ancak bir kereye mahsus olmak üzere 2 yıl daha uzatabilirlerdi. Bundan permanent residence'e geçiş yoktu. Fakat şimdi kuralı değiştirdiler. Kısa dönemli meslekler listesinden 2 yıl sonra aynı şirketin desteğiyle 186 sayılı permanent vizeye geçiş var artık. Bu güzel bir haber. Peki bunun için neler gerekiyor? Aslında kısa dönemli meslekler listesiyle uzun dönemli meslekler listesi arasındaki fark İngilizce ile ilgili daha çok. İngilizce düzeyiyle ilgili. Kuralı 2 yıllık iş deneyimi gerekiyor bu alanda. Fakat bu iş deneyimi illa o mesleği elde ettikten sonra kazanacağınız iş deneyimi değil. Mesela şefler okula giderlerken en az 360 saat iş deneyimi kazanmaları gerekiyor. Bu sayılıyor bu vize kategorisinde, 482'de. İkincisi, IELTS 5 olacak. Herhangi bir banttan 4.5'a düşebilirsiniz ama ortalama 5'i tutturmuş olmanız lazım. İşverenin tabii ki önemli olan samimi olarak bu vizenin sizin için yaratılmamış olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Nasıl kanıtlayacak? Mesela bir kuaför salonuna makine mühendisi gerekmez değil mi? Akıl var, mantık var. Yani o kuruma uygun olması lazım. Peki, yani sertifikan önemli o zaman. Evet. İkincisi bu şirket mesela çok mu büyük olmalı? O kadar da yani inanın yıllık cirosu 150 bin dolar olana da alabildik sponsorlu vize. 20 milyon dolar ve üzerindeki şirketlere de alıyoruz. Orada önemli olan tabii ki 150 binlik dolarlık cirosu olanla çalışırken onlara bir iş planı çıkartmak gerekiyor. Bu gelecek olan kişi oraya nasıl bir katkı olacak? Neden böyle birini oraya ihtiyacı var? Önemli olan o bunun samimi olduğunu çeşitli verilerle kanıtlaması. Meslek onayı da gerekmiyor bunun için. Bazı yalnız meslekler için meslek onayı şart. Mesela elektrikçilik. Yani aslına bakarsanız yaşam tehlikesi olabilecek mesleklerde meslek onayını zorunlu kılıyor. Mesela bu hemşire de olabilir. Değil mi? Yapacağı yanlış bir iğne sizin canınızı okur. Veya diyelim ki ya kendinizi ya karşı taraftakileri koruyor aslında. Aslında korumak amacıyla. Bu meslekler yasada belirtilmiş durumda. Bunların dışında kalanlar için meslek onayı da gerekmiyor bu alanda. Yalnız eğer case officer bu sırada karar verirse yani belki bu meslek gerçekten bu kişi mi yaptı gibi bir soru takılırsa isteyebilir. Ama şu ana kadar ben isteyene rastlamadım. Dolayısıyla 482 sayılı vizenin kuralı bir samimi olarak o pozisyonun o şirket için gerekli olması lazım. 2 yıllık minimum iş deneyimi gerekiyor. O kişinin bu pozisyon için gereken özellikleri taşıyor olması lazım. Eğitimse eğitim, iş deneyimse iş deneyimi. IELTS'ten de minimum 5, genel olarak 5 almış olması lazım. Herhangi bir banttan 4.5'a düşmüş olabilirsiniz. Bir de işveren açısından şöyle bir zorluk getirdi bu bize. Önceden minimum diyorlardı ki minimum salary. Yurt dışından birini eğer siz burada çalıştıracaksanız 54.900 dolar olmalı yıllık. Superannuation dışında. Şimdi bunu 70 bin dolara çıkardılar. 70 bin dolar artı superannuation. Bir de yine bu şirketler labor market testing dediğimiz şeyi yapmak zorundalar. Bu şu demek, ben Avustralya'da aradım ama bu tarzda, bu konumda bir eleman bulamadım. Bunu demenin yolu 4 ya da 5 ayrı yerde iş ilanı çıkıyor. Bu kişilerle görüşmeler yapılıyor. Bunun için çalışan recruitment agentler var. Onlarla çalışıyoruz zaten. Ve bu iş ilanının 28 gün yayında kalması gerekiyor.
Yani bu sponsor bulduğunuzda hemen ben bugün yarın ben bu vizeye başvurayım diyemiyorsunuz. Önce bu labor market testing dediğimiz, yani bunun 28 gün yayında kalması, onun içine 2-3 gün daha eklemeniz lazım ki rapor hazırlanıyor çünkü bunun sonucunda. Bunun elinize gelmiş olması gerekiyor. Bir sonrakine geçelim. Şimdi orta dönemli olanlarda da yine 2 yıllık yani meslek listesi, aranan meslekler listesi orta dönemli, orta vadede aranan meslekler listesindeyse daha revaçta olan bunlar tabii ki 189'dan faydalanabilen meslekler grubu bunlar. Bu koşul sizin için uygun olabilir. Minimum 2 yıllık iş deneyimi gerekiyor yine. Benzer şekilde eğitiminiz sırasında da çalışmış olabilirsiniz. Bu da kabul. 2 yıllık olması. Yine minimum salary $70,000 olacak. Labor market testing gerekiyor. Fakat burada IELTS, yani genel İngilizceden IELTS'ten PT akademikte bunun karşılığı neyse o, minimum 5 olması gerekiyor ve her alanda 5 olması gerekiyor. Bakın kısa dönemli aranan mesleklerde bir tanesi 4.5'a düşebilirdi minimum. Yani bir ikisi. Yani genel ortalamaya bakıyor, 5'e bakıyor. 4.5'a kadar düşebilirsin diyor herhangi bir banttan. Fakat bunda her banttan 5 olması gerekiyor. Arasındaki fark bu. Yine 2 sene sonra aslında bu 4 yıl size sponsor olabilir bu şirket. Fakat 2 yıl sonra siz yine 186 sayılı permanent vizeye geçiş yapabilirsiniz. Dahası aslında diğeri için de geçerli bu. 190 veya 491, 189 hangisi uygunsa aslında işveren destekli vizelere giderken diğer vize kategorilerini unutmak zorunda değilsiniz. Onlara da expression of interest'inizi koyabilirsiniz. Çünkü ücretli değil zaten o aşama. Eğer oradan davetiye gelirse bu süreci de böylece atlatabilirsiniz. Buradan vazgeçip ötekine doğru geçebilirsiniz. Dolayısıyla 482'nin bu iki bölümü, iki aşaması, kısa dönemli aranan meslekler listesi ve orta dönemli aranan meslekler listesi, her ikisinde de sistem aynı şekilde ilerliyor. 3 aşamalı başvurudur bunlar. Şirketin sponsorluğu, pozisyonun önerilmesi ve vize başvurusu. Bu üçü için de birinin onaylanmasını beklemek gerekmiyor. Güzelliği burada. Her 3 başvuru da aynı anda yapılabiliyor. Ve yapıldığı andan itibaren de o kişi köprü vizeye geçiş yapıyor. Dolayısıyla yasal olarak Avustralya'da kalabiliyor. Bir sonraki ekrana geçelim. Sonra teşekkür ederim. Evet. Şimdi 482'den bir sonrakine geçelim aslında. Biraz önce çünkü ben bunu açıklamıştım. Şimdi bu 482'de kısa dönemleri açıkladık. Uzun dönemleri açıkladık. Eksik bıraktığım bir yer labor agreement dedikleri de bir şey var bir de. 482'nin içinde. Bu da bu iki kategoriye girmeyen bazı meslekler var. Mesela team leader child care center'da. Aslında bu şeyin listesinde yok. Ama child care, kreşlere böyle bir meslek gerekiyor. Aslında bu esnekliği veriyor labor agreement. İşverene Göç İşleri Bakanlığı'yla masaya oturup sizin listenizde yok. Ben bu mesleği almak istiyorum. Çünkü benim ihtiyacım var. Bakın ben bu kadar bir senedir arıyorum. Böyle bir eleman bulamadım. Ayrıca benim bu elemanımın da İngilizceden 5 alması mümkün değil. Bu tür şu ülkelerde var bu kişiler. Onun da İngilizceleri 4.5 ancak olur. Ben dolayısıyla İngilizce'de bir indirim istiyorum. Ha bu arada ben kırsal kesimde benim iş yerim atıyorum mesela. $70,000 buraya kadar göre çok. Ben bunu $50,000 da maaş verebilirim. Tabii ki bu bir sunumla oluyor. İşverenlere bu esnekliği veren tarz bölüm aslında labor agreement. 482'nin dışında bir sonraki ekrana geçebiliriz. Bir de 494 var. Aslında 494, 482'nin kırsal kesim versiyonu. Eğer iş yeri kırsal kesimde
faaliyet göstermekteyse minimum bir yıldır faaliyet göstermesi gerekiyor. Bunun bir başka özelliği var ama 482'den farklı olarak. Meslek onayı zorunlu. 2. Meslek onayından sonra 3 yıllık tam zamanlı çalışmış olmak zorunlu. Bakın öbüründe 2 yıldı herhangi bir zaman diliminde çalışabilirlerdi. Bunda onu söylemiyor. Ve IELTS'den minimum 6 olmak zorunda. Her banttan 6 olmalı. Nedeni şu. 3 yıl sonra şeye başvurabiliyor. Permanent residency'ye. Ama bu kez işveren desteğiyle değil. 191 sayılı vizeyle göçmenliğe geçiş yapabiliyor. Veya dolayısıyla aslında kırsal kesimden hareket ediyor ama pardon ben 491'le mi karıştırdım diye bakıyorum bir taraftan. Mezuniyet sonrası kesinlikle 3 yıllık iş deneyimi gerekiyor. 494 aslında dediğim gibi kırsal kesimdeki işverenler için uygun olabilen bir vize türü ama işveren illa kırsal kesimde diye 494'e gitmek zorunda değil. Niye? Mesela diyelim ki kırsal kesimde çalışan işveren bir aşçıya ihtiyacı var. Fakat aşçının meslek onayı alması mümkün değil. Süremiz çok kısıtlı. Adamın çok hızlı ihtiyacı var. Bu durumda 494 yerine 482'yi seçebilir o işveren. Dolayısıyla aslında hem işverenin hem gelecek kişinin konumuna göre evet, bu evet. değişiklik gösterebilir. Bir sonraki ekrana geçebiliriz. Geçiyorum. Bir de DAMA dediğimiz Designated Area Migration Agreement var. Şimdi bütün bunlar olup biterken Avustralya'nın belirli bölgelerindekiler dediler ki siz kırsal kesimi bile çıkarmış olsanız biz buraya eleman getirmekte zorlanıyoruz. Bize özel bir kategori verin. Biz hem meslekler listemizi kendimize göre belirleyelim. Hem koşulları bizim buralara göre belirleyelim. Ekranda görüyorsunuz DAMA bölgeleri. Bunlarda bir update olabilir. En son bakmadım. Update belki edelim. bir iki tanesi farklı olabilir. Onlara bir bakmak lazım. DAMA'nın özelliği şu. Buradaki kişiler diyorlar ki ben 45 yaşında adam bulamıyorum. Yani 50 yaşında da gelebiliyorlar. Yani 55 yaşındaki de benim işime yarayabiliyor. Permanent vizeye geçme yaşı biliyorsunuz 45'ti. DAMA bölgelerinde bu 50 ya da 55'e çıkabiliyor. Mesela bar attender normalde göçmenlik için diğer listelerde yok ama DAMA listelerinde mümkün. Veya çiftlikte çalışacak atıyorum eleman veya denizcilik alanında çalışacak deniz ürünlerini temizleyen kişi. Bunlar mesela büyük listelerde yok. DAMA bölgelerinde ama bu var. Dolayısıyla peki buraları nasıl bulmak lazım? İş ilanlarını iyi takip etmek gerekiyor. Çünkü zaten bu kişiler çalışan bulamadıkları için bu ilanları çıkıyorlar. Kırsal kesimlerde özellikle Jumbala galiba daha çok kırsal kesimdeki iş ilanlarını kapsıyor. Lütfen bakın, elinizdeki özelliklerle belki DAMA bölgelerinde designated bir şey yapacağım Brian'ım. Çünkü arayan da çok oluyor. Ben çiftçilik yapabilirim. Evet. DAMA'ya katılabilir miyim? O şekilde değil. Yani yine de çiftçi, bir de çiftçilikle yani ilgili. Çünkü özellikle bu çiftçilik için yoğunlaşan evet. veya bartenderlik. Ya bu mesleği yapmış olmuyorsunuz Türkiye'de. Yani çiftçilikle bir ilintiniz olması gerekiyor. Tamam ben de çiftçilik yapabilirim. Evet. Değil. Değil. Doğru. En başından zaten bunu söylemiştik. Meslekle ilgili referans mektubu, yasal belgeler. Türkiye'de de çiftçiyim deyince olmuyor. Tarım belgesi vesaire. Evet, alınıyor. Görüşürüz. Çiftçilik evet. belgesi alınıyor. SGK kayıtları veya eğer Esnaf Sanatkarlar Odası'na kayıt olmak gerekiyorsa o kayıtlar bunların hepsinin gösterilmesi gerekiyor. Kanıtlanması gerekiyor tabii ki bunların da. Veya yani İngilizce ama diğerleri gibi olmayabilir. Hiç İngilizce de bilmeyebilir bu kişi. Evet. DAMA bölgeleri için. Bir de şimdi devam edebiliriz. Ha, buraya geçmeden önce şunu belirteyim. Mesela diyelim ki eğer Avustralya'da
2 yıllık eğitimlerin bazılarından sonra 482'ye veya puanla hareket eden vizelere geçme olasılığınız var bildiğiniz gibi. Eğer işveren desteğini de daha sonra değerlendirecek olursanız, o çalıştığınız, yani okuduğunuz alanlarda iş deneyimi elde etmeye bakın. Diyelim ki 3 yıllık bir eğitime girdiniz. Bu 3 yıllık eğitim sırasında eğer part-time çalışmaya devam ederseniz, 3 yıllık eğitimin sonucunda yalnız bu işveren destekli vizelerde 1,5 yıllık iş deneyimi sayılıyor. Evet, yarım oldu. Onunla hareket eden sistemlerde haftada 20 saat full time'a eş. Yani oraya göre 3 yıl, 3 yıl gibi kabul ediliyor ama oradaki eksiklik ne, oradaki dezavantaj ne? 189-190 gibi vizelerde mezuniyetten sonra çoğu meslek için iş deneyimi sayılıyor. 482 ve 482'nin ve DAMA içinse iş deneyimi o eğitimi alırken de çalıştığınız zamanlar sayılıyor. Tek farkı full time olması gerektiği halde siz mecburen 24 saat haftada şimdi çalışabiliyorsunuz. O durumda 3 yıl 1,5 yıl olarak yansıyor. Peki geri kalan 1,5 yılınız bir 6 ayınızı tamamlayacağız. Onun da formülleri var. Diğer vize türlerimizde de onu göreceğiz. Bir sonraki ekrana gidebiliriz. Geçmeden bir şey sormak istiyorum. En çok soru aldığımlardan bir tanesi de böyle WhatsApp'tan sürekli geliyor. Bu kamyon şoförü olup da burada sponsorluk bularak kalma şansı var mı insanların? Yani tır şoförü ya da kamyon şoförü. Aslında DAMA bölgelerinde var. Yani evet, işveren desteği bulacaklar ama. Bunu Türkiye'den bulmak... Tır şoförleri var, var. DAMA bölgeleri. Designated Area Migration Agreement'ın olduğu alanlar, yerler. Oralardaki işverenler. Tır şoförü var mı listede? Var. Truck drivers var. Bazı DAMA bölgelerinde var. Çok ilginç meslekler var benim de gözüme takılan o şeyde. Yani aklınıza gelmeyecek mesleklere yer veriyorlar. Şimdi bu işveren destekli vizelerin bir başkası da permanent olan tabii. Bir sonraki ekrana geçelim. Yani doğrudan da geçebilirsiniz. 186 bunun adı. 186 iki ayrı kategoride. Biri TRT dediğimiz, yani daha önce 457 idi. 457 kaldırıldı. 482 oldu şimdi onun adı. 482'den 186'ya geçiş veya 186 doğrudan giriş. 186 TRT ne için gerekiyor? Eğer meslek onayınız yoksa, meslek onayınızdan sonra 3 yıllık iş deneyiminiz yoksa bu durumda 482'yi önce kullanıp oradan 186'ya geçmek mümkün. Fakat diyelim ki meslek onayını aldınız. Meslek onayından sonra 3 yıllık iş deneyiminiz var. Ve 45 yaş, tabii ki 45 yaşın altındasınız. IELTS'ten de 6 aldınız. İşveren de size aday gösterdi. Gerekli her şey sağlandı. Doğrudan girişi tercih etmeniz daha akıllıca. Çünkü bu permanent vize. Diğeri 2 yıl çalışıyorsunuz. Temporary olarak, geçici olarak şirkete. Sonra 2 yıl sonra 186'ya geçiyorsunuz. Ama elinizde eğer gerçekten bu iki şey yoksa, meslek onayınızı alamadıysak, almamız çok da mümkün görünmüyor ise o tarihte. Ve 3 yıllık iş deneyiminiz yoksa o zaman 482 bunun zorunlu yolu. Ya da diyelim ki bunlar da varsa 186 ile devam edebilirsiniz. Bir sonraki vizeye ekrana geçebiliriz. Bir de 187 var. Çok az söz edeceğim. 187 aslında kırsal kesimdekilerin için tasarlanan bir vize türüydü. Doğrudan giriş buna kaldırıldı. Şu an sadece daha önceden 457'leri ve 482'leri kabul edilmiş olanları, bu geçiş döneminde 187'ye geçişleri verildi. 186'nın aynısı aslında. Ama zaten şu an yeni girenlerin başvurabileceği bir vize türü değil bu. Bir sonraki ekran lütfen.
Evet, bizim karşılaştığımız tüm bu sürekli oturum için, permanent residence için, vize türleri için yeni mezunun kişinin önüne çıkan önemli zorluklar şunlar. Puanlama sistemi için minimum belki 65 puan oluyor ama davetiye biliyorsunuz her zaman 65 puanlıya gönderilmiyor. Bazen 85'e kadar iniyor, bazen 60'a kadar indiği oluyor, 65'e kadar indiği oluyor. Dolayısıyla yeterli puanın olmaması. İngilizce düzeyi. Minimum 6 ile giriliyor sisteme ama daha yüksek puan almak için ya 7 veya 8. 7 olursa 10 puan, 8 olursa artı 20 puan almış oluyorsunuz. Ve bu kadar yüksek ki puanlar artık ya, özellikle Hindistan, Kore gibi ya, çok sistematik bir şekilde de çalışabiliyorlar İngilizceyi. İnanılmaz yüksek ya, hepsi çok yüksek İngilizce puan aldığı için bütün puan seviye yükseldi. Yani muhtemelen birkaç yıl içerisinde zaten baraj puanında da bir güncelleme göreceğiz. Çünkü dönem dönem baraj puanı da güncelliyorlar tabii ki. İngilizce en önemli kriterlerden biri, çünkü en fazla kontrol edebildiğiniz bir kriter. Yani yaşınızı kontrol edemiyorsunuz. İş deneyiminizi de kontrol etmek biraz zor olabiliyor. Ama İngilizce seviyenizi, yani ek artı 20 puan alma fırsat tanıyor devlet sizin için. Bu çok önemli bir puan, önemli bir kriter İngilizce düzeyi. O alanda iş tecrübesi eksikliği, ha, nati İngilizceden Türkçe'ye çeviri sınavına girmiş olmak, professional year yapmak, bunlar hep puan sistemini artırıcı etkenler. Evet. İş tecrübesinin veya eksikliği, bunlar çok önemli. İşveren destekli vizelerde de iş deneyiminin olmaması veya İngilizce sınavından yeterli puan alamamak. Peki bunları nasıl tamamlayabiliriz? İşte o zaman imdadımıza 485 ve 407 yetişiyor. 485 mezun yeni mezun vizesi diyelim. Bu iki tür. Bir tanesi eğer o tamamladığınız alan aranılan uzun dönemli, orta ve uzun dönemli aranan meslekler listesindeyse, mesela şeflik gibi, mesela carpentry, yani marangozluk gibi. Bu bölümleri bitirdikten sonra 18 aylık çalışma vizesine başvurabiliyorsunuz. Veya bu, bakın, bu konumda carpentry olsun, yani hani böyle nasıl söyleyeyim, zanaatla ilgili alanlar diyelim. Bunların üniversite olması gerekmiyor. Sertifika 4 veya diplomayı tamamlayarak da 485 18 aylık vizeden yararlanabilirsiniz. Tabii ki IELTS'ten de 6 alacaksınız. O da cebinizde olacak. İkincisi üniversite eğitimi. Lisans veya lisans üstü herhangi bir alanda olabilir. Yine IELTS'ten 6 alacaksınız ve mezuniyet sonrası 6 ay içinde, her ikisi içinde 6 ay içinde 485 sayılı vizeye başvurabilirsiniz. Bu size tam zamanlı çalışma hakkı veriyor. Dolayısıyla eğer puanınızı artırmak istiyorsanız işte size fırsat. Professional year yapabilirsiniz kendi alanınızda iş bulamadıysanız. Bulduysanız bile hala part-time professional year yapabilirsiniz. Artı 5 puan getirecek size bu. NATI sınavına girmek için elinizde harika bir fırsat var. Çalışabilirsiniz, üzerinde uğraşabilirsiniz, puanınızı artırabilirsiniz. Bir nokta koyacağım. Bu Covid'den sonra o NATİ sınavı da online bir şekilde Türkiye'den de giriş yapılabiliyor bu sınava. Son 2-3 yıldır online de girebiliyorsunuz. Biz bütün İngilizce düzeyi 7 ve üzeri olan tüm adaylarımızı öneriyoruz. Çünkü 5 puanı alabiliyorlar. 850 dolar gibi bir ücreti var sınavın. Ama biraz çalışmayla bu ek 5 puanı alabiliyoruz ve ek 5 puan gerçekten kritik. Kulağa çok fazla gelmiyor. Çok önemli. Ama davet ve davet almamak arasındaki çizgi oluyor 5 puan. Evet. Diyelim ki 485'e, yani üniversite mezunu değilsiniz, diploma programlarını bitirdiniz ama onlar da size şeye götüremiyor. Yani 485'e geçiş vermiyor çünkü aranan meslekler listesinde değil o alan. Bu durumda aslında size sponsor olabilecek şirket bulursanız eğer, bu kez bu sponsorluğun adı 407. Aslında bir tür staj vizesi. On the job training. Bu aslında şirketler açısından da çok avantajlı bir vize.
Çünkü bu kişiyi çok uygun fiyata çalıştırabiliyor. Bütün aslında yapılan her şey, bu bir training planı çıkartılıyor. Diyoruz ki bu kişi aslında, kuralı şu: son 12 ay içinde ya ilgili alanda bir eğitimi bitirmiş olmalı, gene listede olacak ama 407'nin de listesi var. Son 12 ay içinde ya bitirmiş olacak bu okulu veya son 12 aydır bu alanda, ilgili alanda çalışıyor olmak. Bu ikisini sağlıyorsa eğer, işveren açısından şöyle avantajlı: 482 için ne demiştik? Minimum 70 bin dolarlık, 70 bin dolar artı superannuation maaşı olmak zorunda minimum. Bu bazı mesleklerde bu rakam daha da yüksek. Halbuki burada işveren on the job training, yani staj gibi verdiği için o kişiyi 50 bin dolara da çalıştırabilir. İşveren açısından vasıflı bir elemanı uygun fiyata çalıştırmak anlamına geliyor bu. Gelen açısından, bizim öğrencilerimiz açısındansa, eksik bıraktıklarını tamamlayabilmek, bu puansa puanı artırabilmek, 482'ye doğru gidiyse 482 için eksik kalan iş deneyimini tamamlayabilmek için harika bir fırsat sunuyor. Dolayısıyla bunu çok da rahat işverenle konuşulabilir. Çünkü işveren açısından harika bir şey. Eğer iyi bir elemansanız, siz kaybetmek istemiyorsa, üstelik de size market salary rate dediğimiz, yani o piyasada o kişiye ödenen rakamı vermeden çalıştırabiliyor. Bütün hikaye onlara, ona ama biz bir training plan hazırlıyoruz. İşverenin bütün yaptığı şey o kutulara, o dönem içinde bu kişinin yaptığına dair tikler koyuyor. Bunun sonucunda da yol haritası tabii ki, yani göçmenliğe giden, hala o aşamada neler yapacağımıza sürekli olarak bakıyoruz. Yasalarda değişiklik varsa bunu mutlaka yansıtıyoruz, bilgilendiriyoruz bizimle birlikte hareket edenlere. Başka var mıydı vizemiz? Bir bakalım. Bir sonraki ekrana bir bakabiliriz. Evet. Dediğim gibi aslında biraz önce belirttiklerimi tekrarlıyor. Bunlardan bahsetmiştik zaten. Eğitimin sadece 2 yıl olması gerekiyor. Toplamda ama 92 hafta ve 16 aydan eksik olmaması gerekiyor eğitim. Evet. Detayları şimdi tekrar ekranda görüyoruz ama ben zaten bunları aktarmıştım. Vize süreleri de normalde, evet, mesela 485 ne kazandırabilir? Bir kere tam zamanlı iş deneyimi artı 5 puan. Bu süreç içinde professional year yaparsanız artı 5 puan. İngilizce düzeyini artırırsanız 20 puan ek kazanabilirsiniz. Ve ayrıca bu süreç içinde de işveren bulma olasılığınız var. İşveren sponsorluğu bulursanız hızlı hareket edin. En hızlı ilerleyen, en çabuk sonuca giden vize türüdür. Eğer lisansı bitirdiyseniz 2 yıl 485'te vize alabiliyorsunuz. Fakat bazı alanlar belirlediler. Bunlar teknolojiyle ilgili alanlar, sağlıkın bazı alanları. Eğer onları bitirdiyseniz 2 yılın ardından bir 2 yıl daha vize 485 başvurusu yapabiliyorsunuz. Yani toplam 4 yıla çıkıyor. Master için de bu geçerli. PhD için 4 yıl. Eğer master'ı research olarak yaptıysanız 3 yıl. Tezli aslında bizim Türkiye'de bilinen adıyla tezli, evet. Master bunun anlamı. Tamamı tezli yapılıyor. Bir sonraki ekrana geçebiliriz. Sponsor olacak şirketin sponsor olup olamayacağını biz bilebiliyor muyuz? Yoksa bunu tabii. İnsanlara mı soruyoruz? Yani, yok, biliyoruz. Hani mesela çalışan kişi bunu anlayamaz ama. Yani sonuçta neleri bütün hepsi farklı da değil mi? Bütün sektörler. Yani firmanın özelliği ne olmalı? Mesela Feriha Hanım, mesela 20 kişi çalışması gerekiyor. Şu kadar bir yıl aktif olması gerekiyor. Bakın, mesela diyelim ki ben bir tane küçücük bir güzellik salonu için almıştım. Evet. Bir tek kendi çalışıyordu. O da part time çalışıyordu. Yanına full time kişi aldım. Fakat bir iş planı çıkarttık. Zaten o firmanın sahibi olan kişi aynı zamanda bir ülkedendi ve orada güzellik yarışmalarının şeyini aldı. Yani oradan çıkacaktı ve bu kişi tam o pozisyon için gerekliydi. İkna edebilmeye bağlı. Fakat genel çerçevede
%30'unu büyük firmalarda diyelim ki 20 tane çalışanınız var. 20'si de yurt dışından geldiyse bu da şey değil. Yani mantık aklın şeylerine karşı olmamalı yapılan şeylerde. Şimdi aslında şöyle bir problem, ya problem değil de bu şöyle bir şey var. Her işe alınan öğrenci bizi arayıp şöyle diyor. Benim patron beni çok sevdi, bana sponsor olacakmış. Aa, ben bu şeyden mesela burada kalıcı olmaya gidebilir miyim diye soruyor. O yüzden açıkçası bunu biraz daha derinleştirmek istiyoruz. Evet. Yani böyle herkes olabiliyor mu ya da ne gerekiyor? Bunlar bizim için önemli de açıkçası biraz daha. Evet. Yasal olarak kurulmuş olması lazım. Cirolarının o kişinin maaşını karşılayacak durumda olması lazım. Çünkü bazı küçük şirketler hep zarar yazıyorlar. Vergi amacıyla mesela bu mümkün değil yani bu durumda. Yani ya bir de düğünümüzün bir şey yani sonuçta öğrenci senin sana sponsor olacağım deyip daha ucuza çalıştırma ya da daha iyi çalıştırma gibi bir duruma da şey yapıyor yani biraz suistimal edilir. Evet, kullanmaya gidebilir. Ona dikkatli olmak lazım tabii ki. Evet. Biraz önce belirtmiştim. 407-482'ye geçmek için size bir adım sağlayabilir. Çünkü özellikle mesela şefler 2 yıllık onların çalışma izinleri var bitirdikten sonra 18 ay çalışma izinleri var 485'te. Yetmeyebiliyor. 2 yılı tamamlayamayabiliyorlar. Bu durumda 407 ile devam edebilirler. Tekrar okula dönmek istemiyor o saatten sonra. Hakikaten zor oluyor onun için bir daha okula gitmek. Üstelik de İngilizce için 407'de 4,5 yeterli. Herhangi bir banttan 4'e düşebilirsiniz. O da başlangıç düzeyde İngilizce. Evet. Zaten çok yüksek değil. 5,5 almadan sertifikaya giremiyorsunuz. Teknik olarak bu şey olmuş. Evet, yani. Evet. Ha, bir önceki sorunuza bir de şunu söyleyeyim. Hadi beni beğendi işe alacak. Mesleğin ne? Evet. O meslekte 2 yıllık iş deneyimin var mı? Gerekli kualifikasyonların var mı? Mesela gerekli kualifikasyonlar okul deneyimi olmayabilir ama diyebilir ki ya ben 10 yıllık atıyorum mesela 10 yıllık aşçıydım. Kanıtlayabilir miyiz diyoruz. Eğer kanıtlanabiliyorsa sorun zaten çözülmüş oluyor. Okey, o zaman bazı bölümler için evet yani sertifika gerekmiyor. Bu güzel aslında bunu öğrenmemiz iyi oldu. Evet. Evet, bizden bu kadar. Varsa da bunun dışında aile vizelerine de bakıyoruz. Partner vizeleri. Evet. Çocuk vizeleri. Parent. Evet. Protection vize dışında. Humanitarian vize dışındaki her türlü vizeye. Bütün vizelere bakıyoruz. Şurada birkaç sorumuz var. Onları da alalım. İsterseniz hemen hızlıca. Cevap vermeden geçsin. Onları da alalım. Bakayım. Ben okuyayım ya baştan aslında. Daha bir şey olsun mu? Melisa'nın birkaç tane sorusu var da. Avustralya'daki uluslararası öğrenciler için çalışma vizesi veya mezuniyet sonrası çalışma fırsatına ilişkin düzenlemeler nelerdir? En son güncellenecekti diye şey almış. Çok herhangi bir şey. Biraz önce açıkladık zaten. Yani iki tane ana kategorisi var. Biri eğer o bitirdiğiniz bölüm orta ve uzun vadeli meslekler listesine götürebiliyorsa sizi, meslek onayına gidebiliyorsanız o durumda 18 ay. Burada küçük bir şey koyayım yalnız. Mesela diyelim ki Türkiye'den endüstri mühendisisiniz. Burada proje project management okudunuz. Şimdi genel olarak hani şöyle bir izlenim var. Sanki mühendislerin hepsi proje yönetimini burada okudukları takdirde 485'e gidebilirlermiş gibi. Başlangıçta bundan 4-5 sene önce Göç İşleri Bakanlığı buna onay veriyordu. Fakat şimdi bunu inşaat mühendisleriyle sınırladılar. Yani Türkiye'den inşaat mühendisi buraya gelmiş, diploma project management okumuş 2 yıllık. 485'e gitme olasılığı var. Endüstri mühendisi, diploma project management okumuş, pek yok. Ancak şöyle olabilir, onlarda da gri bir alan bakın, vize red olasılığını taşıyabilecek şu olabilir. Diyelim ki bu kişi endüstri mühendisi olarak proje yönetiminde çalıştı hep Türkiye'de. Ve bunu biz kanıtlayabiliyoruz. Burada da proje yönetiminde diplomayı okudu. Bu durumda graduate visa 485'e başvurabiliriz ama riski var mı? Var. Riskli bir başvurudur bu.
Yani bu riskleri bilerek hareket etmek lazım. Bu Melisa'nın da sordukları, yani eski sistemde bu lisans, yüksek lisans, PhD okuduktan sonra, PhD için her zaman bir farklılık vardı ama yüksek lisans okuduğunuzda yani standart bir 2 yıl veriliyordu. O şu an değişti. 4 yıla kadar çalışma vizesi alabiliyorsunuz artık. Bazı alanlarda. Bazı alanlarda bir de 3 yıl kırsal bir bölgede yüksek lisans yaparsanız 3 yıl alabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. 2 yıldı, 3 yıla çıkartıldı bu. Aslında bir ekstra en baştan nereyi seçtiğinizle de önemli. Evet. Eğitim aslında en baştan aldığınız kararlar sonraki, çok önemli. Evet, sonraki adımlarda çok önemli. Yani bu kırsal kesimde mi okuma tercih ettiğiniz, şehir merkezinde mi okumayı tercih ettiğiniz, seçtiğiniz alan ne? Evet. Bu alan sizi nereye götürebilir? Yine benim deneyimlerimden. Mesela Türkiye'den elektronik mühendisi olarak gelmiş buraya. Buraya gelmiş, onu hatta 6 aylık ya da 1 yıllık, 2 yıllık iş deneyimi var. Onu bırakmış, burada cyber security'de diploma yapıyor. Güzel. Yani cyber security diploma yapsın ama bu elektronik mühendisliğini unutmasına gerek yok. Onda hala meslek onayını alıp o alanda yapılabilecek şeyleri yapıp hala expression of interest'i koyabilir. Bunu unutmasına gerek yok. Zaten elimizde bir meslek var. Bakın evet. Bazıları için elimizde meslek yok. Buradaki eğitimi biz o kişinin öncelikle meslek kazanması için harcıyoruz. Ama ben elinde meslek olup da bu mesleği unutup yepyeni alanlara doğru yol alanlara biraz üzülüyorum. Gerek yok. Gerek yok. Evet. Çünkü elinizde bir meslek var zaten. Bu mesleğin üzerinde odaklanın. Onun üzerinde ne yapabileceğinize bir bakın. Çünkü o mesleği yapmak meslek zorunda da değilsiniz bu arada. Yani evet. Cyber Security'de yine de çalışabilirsiniz. Zorunluluk yok. Eğer istek tabii şu var. Mesela ben evet elektronik mühendisiyim ama ben her zaman Cyber Security ile ilgilendim. Her zaman orada olmak istiyordum. Bu başımın üstüne evet, evet tabii ki. Ama lütfen unutmayın. Mesleğinizi canlı tutun. Tabii ki bir de uyarım var gençlerimize. Şimdi burada haftalık geliri $500, $700 para kazanınca daha çok para kazanma işin içine girmeye başlıyor. Ve hem gelecek planları hem eğitime devam etme biraz aksayabiliyor. Evet. Şimdi ne oluyor? Bir de tabii en başından eğitim ajantasının önerisiyle, o eğitim ajantaları da harika işler yapıyorlar. Onlar da gerekli. Onlar da bu sistemde sizin doğru okullara gitmenizi, bütçenize göre iyi yerler seçmenizi onlar size sağlıyor. Bu çok önemli bir şey. Ama göçmenlik bambaşka bir alan. Onların alanı değil. Şimdi bir diploma senin, o diploma benim. Siz burada savrulurken 4-5 yıl Türkiye'de bıraktıklarınız, bıraktığınız yerde durmuyor. Onlar bir yerde işe girmiş oluyorlar ve yükselmeye başlıyorlar kariyerlerinde. Ve siz 5 sene sonra eğer burada göçmenliğe doğru gidişi kapattıysanız geriye dönmek de zor gelmeye başlıyor. Çünkü siz geriye elinizde avcunuzda bir şey olmadan yeni başlayan olarak mesleğe girmeye çalışacaksınız. Bu duruma koymayın kendinizi. Elinizdekileri iyi değerlendirin. Onları boşa çöpe atmayın. Onları da değerlendirin. Onun üzerine ne yapıyorsanız ona göre hareket edin diye ben uyarmak istiyorum. Bilmiyorum Cenan. Evet, aynen, daha evet, gençsin evet. Bana tabii ki sen beni çözüyorsun. Evet. Belki başka hani önerileriniz de olabilir ama anne olarak hani şey olarak günü kurtarmaya çok odaklanmamak gerekiyor. Kesinlikle biz aynı şeyler var. Diğer sorulara geçeyim mi? Bayağı bir soru birikecek çünkü. Hızlıca. Melisa'nın bir sorusu daha var. Onu da alayım. Birazcık Melisa sen soru atlayacağız yani. 186 için offshore başvuru geri dönüş süreleri fark ediyor mu diye. Türkiye'den başvursak 2 sene içinde netleşir gibi bir şey duymuş. Valla yani şu, 186 için başvuru değerlendirme süresi biraz uzun almaya başladı. 482 3 ayda yaklaşık sonuçlanıyor. Bir haftayla söyleyeyim. Bir haftayla 3 ay arasında sonuçlanıyor 482. 186 ama değerlendirme süresi biraz uzamaya başladı. Onun için onshore'da olmak daha akıllıca. Yani burada geçirmek o süreyi daha iyi. Batıhan Pampal demiş ki merhaba, ben 38 yaşında 9 yıllık devlet hastanesinde çalışan hemşireyim. PT'den 51 puanım var. Eşim 15 yıllık inşaat mühendisi. İskele ve kalıp projesiymiş. Özel sektörde çalışıyor. İngilizce yok. Devam ediyorum sorulara. Evet. İki çocuklu bir aileyiz.
PCA olarak çalışabileceğimiz bir belge aldım Anmaç'tan ama 482 vize için sponsor firma bulamıyorum. Devam evet, ediyorum. Sponsor bulmak zor. Evet, eşim için İngilizce öğrenmesi gerektiğiyle ilgili bir belge, dil okulu için başvuru yapsak süreç nasıl işler diye. Yani öğrenci vizeleri için şu an sizler de biliyorsunuz redler bayağı yüksek. Evet maalesef. Yani iş o nedenle hani ama gene de tabii ki durumuna bağlı herkesin. Ekonomik olarak koşulları sağlıyorlarsa. Eğer yapılacak eğitimin kariyere olan etkisi iyi değerlendiriliyorsa, yapılabiliyorsa tabii ki olabilir. Elbette mümkün. Başvuru yapmak lazım. Hani böyle genel bilgiyle biraz zor. Elimize gelmesi lazım CV'sinin, yapmak istediklerinin. Ona göre tabii ki sizler de aynı şekilde değerlendirebilirsiniz. Ona göre hareket ederiz. Zaten yaşta... Hemşirelerle ilgili küçük bir şeyi belirteyim. Hemşirelerin meslek onayı almaları biraz zaman alıyor burada. 2 yıl kadar sürüyor. Onun yerine aslında belki şunu da değerlendirebilirler. Bunu, yani. Belki hani genel bilgi dışında diğer evet. konulara da girebilirler. Hı-hı. Ama 2 yıllık bir süreçleri var hemşirelerin. Genellikle sağlık meslekleri için çünkü Avustralya toplumuna zarar verebilecek konumda oldukları için doktorlar, hemşireler, fizyoterapistler, psikologlar genellikle destek süreci biraz daha uzun. Ve genellikle bir bölümünü Avustralya'da tamamlamak gerekiyor. Evet. Mesela mühendis tamamıyla Türkiye'den denklik alabilirken bir hemşirenin bir bölümünü yani hemşirelik açısından, hemşirelik şeyinden destek alabilmek için, denklik alabilmek için bir bölümünü burada geçirmek gerekiyor. Sınava giriyorlar çünkü pratik sınavı yapıyorlar. Ama burada da işte strateji belirlemek çok önemli. Çünkü mesela veterinarian da var. O da aynı şekilde inanılmaz pahalı bir denklik süreci var. Yani 10-15 bin dolara yakın bir sınav ücretleri var. Ve bir kısmını da Avustralya'da geçirmeniz gerekiyor. Şimdi sizin danışmanınız, göçmenlik danışmanınız deneyimliyse bizim gibi ve Türkiye'nin nasıl operate ettiğini de ve buradaki kurumlar nasıl operate ettiklerini mesela veterinary nurse denen bir meslek var. Çok zor bu meslek için bir veterinarian olarak denklik alabilmek ama alabiliyoruz. Ya gerçekten hiç yalan söylemeden dürüstlükle evet bakın Türkiye'de Türkiye Avustralya'dan farklı işliyor. Ben bir veteriner hekimim doğru ama benim yanımda hiçbir çalışan hemşirem yok. Ben hemşirelik işleri de yapıyorum. Açıklayarak, çok dürüst bir şekilde, bunları da çok detaylı bir şekilde beyan ederek mesela daha kolay bir denklik alabilecek durumda. Her kişinin farkı, hemşirelik de o şekilde. Yani stratejik de olabiliyoruz. Bazı yalan söylemeden. Ama Türkiye'de gerçekten mesela her kişi, her sağlık çalışanı her işi de yapabiliyor. Gerçek anlamında. Yani her doğru. Şey inanılmaz deneyimli oluyor Türkiye'deki sağlık sektöründe çalışanlar. O yüzden biraz esnek değil de stratejik davranıp bazı denklikte takıldığımız noktalarda şey yapabiliyoruz. Evet. Veya diyelim ki bize gelenlerde bir tane mesela çok ilginç bir case saç ekimi için. Mesela saç ekimi diye bir meslek yok Avustralya'da. Evet, onu diyecektim. Evet. O da yani sağlık teknisyeni adı altında getirebildik buraya. Ve bir haftada çıktı vizesi. Avustralya yakında Türkiye'ye bu sayede şey yapacak, rakip olacak. Sizin işimi geçti net olarak. İki uzman da. Evet, Allah'tan iki uzmanımız böyle bugün aydınlatıyor bizi. Var mı Burak daha hızlı? Sen daha var, hemen alacağım. Şey, Melisa demiş, şunu bir ufaktan bir yazalım. 2+2 çalışma vizesi için bu master bitirdikten sonra bölümler lisesi nereden ulaşabilirim diye. Bu şey değil mi? 482 extension. İçişleri Bakanlığı'nın 485 için sanıyorum soru. Hayır, 4 yıllık mı? Bu şey için 485 için sorduysa eğer 2+2 şöyle Göç İşleri Bakanlığı'nın listesi var. Hı-hı. Okulların listesi var. Bölümlerin listesi var. Bu 128 sayfalık bir şeydi değil mi? Ondan garip bir evet, var. Ben atarım Melisa'ya. Bende vardı o Melisa'ya. Tamam. Biz arkadaşımızın. 28 yaşındayım. Bir senedir buradayım. Proje okuyorum. Ama gelecek sene makine master yapmayı düşünüyorum. Bu süre sonrası Melbourne'de ne kadar sürece kalıcı oturuma geçebilirim diyor. Kendisi Türkiye'den mühendismiş. Evet. Aynı zamanda bakın, bir... Mesela böyle bir bu kişiye benim hani önereceğim hemen iş var. Yani
Avustralya'da kendini iş bulacak hale getirmesi en kısa zamanda. Meslek onayını alması mutlaka süreç, yani ne kadar süreri söyleyemiyorum, bir şey söyleyemiyorum. Bu bir yılda sürebilir. Makine mühendisiymiş. Bakın mesleği harika. Fakat mesleğe makine mühendisi olarak şehir merkezlerinden çok bence kırsal kesimdeki özellikle tarım aletleri yapan, üreten firmaları bulsun. Oralarda iş olanakları daha fazla, bayağı fazla makine mühendisleri için. Kırsal kesimlere yönelmesi gerekiyor. Eşim de burada, benim vizeme bağlı ve elektrik mühendisi, o da İngilizce seviyesini geçtikten sonra denklik almayı düşünüyor demiş. Evet, doğru. Bu doğru. Mühendislik kurum için, yani şimdi bazı meslekler için aslında öncelikle mesleki denkliği alabiliyoruz, ardından İngilizceyi yükseltebiliyoruz. Mühendislik öyle değil. Kurum direkt olarak görmek istiyor İngilizce puanına ulaştığınızı. O yüzden doğru, öncelikle İngilizceyi geçmesi gerekiyor mühendisin. Evet. Ezgi, o zaman şimdiden çalışmaya başlaması lazım. Evet, hadi bakalım. Başka var mı? Sadece makinede master yapmak isteme konusuna şey yapabilirim. Çünkü elde zaten meslek evet, var. Yani makine mühendisliğinde master çok pahalıdır. Ya, akademik bir ama hayat sürdürmek istiyorsan ama yoksa mühendis daha pahalı o alanlarda yüksek lisans programlar ve Avustralya gerçekten iş deneyime çok önem veriyor. Evet. Türkiye'de biliyorum ne kadar fazla yüksek lisans varsa o kadar yani bir iyiymiş gibi görünüyor. İyi ama burada inanılmaz bir ölçüde iş deneyimi çok önemli. 28 yaşında eminim ki iş deneyimi var. Evet. Ama iş deneyimi odaklanması aslında daha akıllıca olur. Mesela daha ucuz olabilecek evet. Diyelim ki MBA ama proje yönetimi konusunda uzmanlık gerektiren yıllık ücretlere çok daha uygun. Onu tercih edebilir. Çünkü yeniden bir meslek edinmesi gerekmiyor ki, var zaten mesleği edinmesi. Ya da proje yüksek lisansı direkt hiç okumadan 485'e de geçiş yapabilir. Eşinin de tam zamanlı çalışma hakkı olur. O zaman yapması gereken buradan da yukarıda İngilizcesini geliştirip buradaki denkliğini alarak bu yola girmesi. Almak birinin evet. Ama eğitime devam edecekse de eğer gerçekten akademik kariyer düşünüyorsa evet. Makine mühendisliğinde master yerine çok pahalı çünkü o alanlarda biliyorum. MBA ama proje yönetimine odaklı daha ehven, daha ekonomik programlara kayabilir. Neden master diyorum bunu da? Aslında diploma programlarına da proje yönetiminde geçebilir. Ama eğer eşlerden birisi master eğitimi yapıyorsa öbürünün tam zamanlı çalışma hakkı var. Bu da çok önemli bir şey. Elektrik mühendisiymiş eşi de. Bence akıllıca olur. Şu ilk tarafın sorusunu cevap verdiniz de benim denklik almam biraz zor gibi eşime göre. Çünkü ben bir yıl kadar deneyimim var diyorum. İş deneyimi olması gerekmiyor. Gerekli değil. Mühendisler için hiç herhangi bir şekilde iş deneyimi beklemiyoruz. Diyelim ki CDR denen bir yöntem var. Mesela ABET dışındaki üniversitelerden mezunsanız. O durumda bazı mühendisler takılıyor diyor. Benim yeterince iş deneyimim yok. Çok önemli değil. Bütün projelerinizi üniversite yıllarınızdan da sunmanız yeterli. Sadece aslında kualifikasyon için alıyoruz mesleki denklik. Herhangi bir iş deneyim gerekli değil. Evet. Yani puanınız daha az olabilir ama okul sırasında yaptığınız projeler, stajlar, evet. Oralardaki şeyleri kullanabiliyoruz bu rapor için. Kendisi de proje yönetimi okuyormuş. Tamam. Evet. Teşekkür ediyoruz Özge'den. Çok iyi geçti. Bilgilendik bugün Ferah Hanım, Ceren Hanım. Umarım başınız ağrıtmadık. Çok keyif aldık. Daha bu sıkça yaparız bunları. Özellikle de denklikler konusunda bir yayın yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, en kritik noktalardan biri açıkçası o. En fazla fail yani olan aşaması o açıkçası. Evet. Denklikler önemli. Ama mühendisler korkmasınlar. Mühendislerde şu ana kadar problem yaşamadık. Evet. CDR raporlarının hepsi olumlu geçti. Evet. Zaten direkt başvuru da yapabiliyoruz ABET üzerinden. Yani hiçbir sıkıntı yok. Evet. Harika. Diğer meslekler de kaygılanmasına gerek yok. Evet aslında. Yani bir her şeyin bir yöntemi var. Hayır, mühendislerin rapor hazırlaması gerekiyor. Yani o biraz bazen kaygılandırıyor. Müdek, ABET için. Müdek için zaten. Çok kolay. Çok teşekkür ederiz. Zaten bayağı da yayınımızın süresini doldurmuşuz. Ben hiç farkına varmadım. Sanki 5 dakika gibi geçti gitti bir anda yayın. Keyif aldık. Sizleri tekrar bekleriz bu yayına. Yayınımızı kapatmadan önce isterseniz platformun arkasında bekleyebilirsiniz Feriha Hanım. Daha sonra da kısa bir chat yapabiliriz sizde. Arkadaşlar bugün
izlediğiniz için çok teşekkürler. Burada sizlere de Fener Hanım bay bay diyelim. Görüşmek birazdan üzere yayını kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Değerli arkadaşlar, bugün muhteşem bir yayınla uzun zamandır yapmadığımız muhteşem bir yayınla karşınızdaydık. Çok bilgilendiniz. Biz de bilgilendik. Daha çok bu şekilde yayınlar yapacağız. Bu 2024'te sizleri böyle bilgi zenginliğiyle dolduracağız değil mi? Aynen öyle. Hiç kimsenin kafasında karanlık bir nokta kalmayacak diye düşünüyorum. Kafanıza oluşan soru işaretleri, soruları gidermek için bize Instagram'dan ulaşın arkadaşlar. Gerekli yerlere biz sizi yönlendiririz. Burada Instagram hesabımızın ismi? Instagram hesabı dünya.sal. Dünya.sal yazarsanız da büyük ihtimal çıkıyor çünkü. Bize oradan ulaşırsanız biz de mutlu oluruz. Siz de mutlu ederiz diyelim. Evet. Bir haftaya görüşmek üzere diyoruz. Kolay gelsin. Kolay gelsin.